Türkiye'de gündem o değişiyor ki bu yeni mi demişti? Hep vardı bizim bu kadar farkında değil. Ertesi günde bu konuşmalar annem medyaya yansıyor. Toplumun böyle de böyle derk derk. Derk İyi derk. akşamlar değerli izleyiciler. Teke tekte bu akşam yine dış politika konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bugünlerdeki en önemli meselesi Gerçi iç de önemli ama dışarıdan gerçek bir kuşatılmışlık altındayız. Komşularımızın hemen hemen tamamıyla aramızda çok ciddi sorunlar var. Son olarak geçen hafta biz Rusya'yı konuşurken, geçen hafta bizim konuşmamızdan sonra Irak'la da yeni sorunlar baş gösterdi. Irak'a Türkiye'nin bir kısım asker gönderecek olması, Irak'ın kuzeyine bir kısım askere gönderecek olmasından kaynaklanan yeni bir gerilim var Irak'larımızda. Ve Suriye, Irak, İran, Rusya, Ermenistan derken e, ülkemizin doğu ve güneyinde ve kuzeyinde de e, aramıza sorun olmayan ülke kalmadı. Bu akşam bunları konuşacağız. E, bu sorunların arkasında ne var? E, niçin bu kadar sorun yaşıyoruz? E, Orta Doğu'nun yeniden çizilmek istemesini mi e, bütün bu sorunların nedeni? Türkiye'nin burada yapabilecekleri bunlar mıydı? Başka türlü davranabilir miydi? Bundan sonra ne yapılır, ne yapılabilir? İki değerli konukla bunları konuşacağız. Konuklarından biri Ankara'da programın ikinci bölümünde bizlere beraber olacak. İlk bölümde ise hepinizin tanıdığını tahmin ettiğin çok değerli bir diplomatımız karşımda. Sayın Faruk Loğlu ile konuşacağız. ilk bölümde biliyorsunuz Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini yürüttü uzun dönem. Ondan önce beş Milletleri de daimi temsilimizle görev yaptı. Bir arada siyasete girip çıktı kısa bir ara. Faruk Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet CHP Genel Başkan Yardımcılığı yaptınız, vekillik yaptınız. Ne oldu, niye bitti? Bu herhalde e, siyasetin benim tam anlayamadığım, parmağımı parmağım basamadığım e, boyutlarından biri. Ama şu kadarını söyleyeyim, e, siyasete girdiğime hiç pişman değilim, çok da mutluydum. Yani milletvekili olarak e, gerek mecliste gerek parti yönetiminde e, e, parti üzerinden Türkiye'ye hizmet yapmak hakikaten çok olağanüstü bir fırsat. Hele hele uzun yıllar devlet hizmetinde çalışmış e, bir insan için e, çok önemli bir fırsattı. O bakımdan hiçbir pişmanlık duymuyorum. Ama neden oldu? Niçin oldu? Bunları ben şahsen çözebilmiş değilim. Siyasette politikayı birbirinden ayrım Siyaset iyi kısmı politika kısmına hiç haklı ermedi. Hala, Hala da, da, da ermiyor. Hala da Büyük ihtimalle ermeyecek değil evet. zaman. Peki, önemli değil. Sonuçta Türkiye sizi siyasete kaybetse de deneyimlerinizden faydalanmaya muhakkak ki devam edecektir. Türkiye'nin Herhalde bir 40 yıl geçtiğim bir Dışişleri Bakanlığı'nda 40 yıla yakın bir süre geçti. Dışişleri Bakanlığı'nda görevli olduğunuz süre herhalde 40 yıl falan toplamadınız. E, 35 yıl. 35. Eee bu 35 yıl içerisinde Türkiye'nin dış politikada bu kadar e, sıkıntılı olduğu bir dönem hatırlıyor musunuz? Hayır. Kesinlikle hatırlamıyorum. Yani 35 yıllık dönemde krizler olmadı mı? Oldu. oldu yani Kıbrıs meselesi oldu, başka sıkıntılar oldu, ama hiçbir zaman hiçbir zaman Türkiye bugün içine düştüğü kadar yalnız olmamıştır, dışlanmamıştır, itibarsız hale gelmemiştir. Dünyada bu kadar çok komşusu olan bir ülke bütün komşularıyla sorunlu hale ilk defa Türkiye gelmektedir. E, bu nasıl e, bu noktaya getirilmiştir Türkiye hakikaten e, inanılmaz bir şey inanılmaz bir serüven e, Çünkü Dışişleri Bakanlığı teşkilat olarak hakikaten güçlü Dışişleri. diplomatik servislerden e, diplomatik e, kurumlardan e, e, biridir e, fakat e, yani hükümetin özellikle 2005 2006 döneminden itibaren e, izlediği politikalar izlediği politikalar Türkiye'yi maalesef bugün dış politikası en sorunlarla dolu, Türkiye'nin güvenliğine, Türkiye'nin çıkarlarına aykırı düşen bir noktaya getiren bir hükümetle karşı karşıyayız. Peki Faruk Bey şimdi bunu ben de zaman zaman sizinle aynı tonda söylediğim zaman konuklarım oluyor bu meseleyle ilgili. Bunlar siyaset dışı konuklar. kimi işte uzman, kimi güvenlik uzmanı, kimi Orta Doğu uzmanı. Onların söylediği şu diyorlar ki tamam AK Parti'nin, AK Parti hükümetinin burada bir hatası olmuş olabilir. Bazı konularda yanlışlık yapmış olabilir ama e, bunun sebebi AK Parti değil diyorlar. Yani Bütün bu Orta Doğu'da Batı'nın yeniden bir yapılanma e, süreci var. Suriye'de, Irak'ta. Mısır'da. Arap Baharı öylesine değişik dengeler oluşturup öylesine dengeler. Yani zaten bunlar bu buralar karışacaktı. Ve Türkiye bu kadar içinde olduğu bir e, coğrafyanın ya sırtını dönüp de bunlara kayıtsız kalamaz. Yani evet AK Parti bazı hatalar yapmış olabilir ama bütün bu olan bitinin sorumlusu AK Parti değil. Bunlar zaten olacaktı AK Parti olsa da olmasa da AK Parti bunlara Türkiye bunlara sırtını çeviremezdi. Katılıyor musunuz bu fikre? Ee, buna kısmen katılıyorum. Yani bu bölgede olup bitenlerden Türkiye'nin komşularıyla olan, oluşan sorunlardan sadece Türkiye sorumlu değil. Sadece Türk Hükümeti ve Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri sorumlu değil. Elbette yani bu bölgede cirit atan, yıllardır bu bölgeyle uğraşan, iç işlerine karışan, bu bölgeyi yöneltmeye, yönlendirmeye çalışan diş güçler de var. O bakımdan yani bölgedeki gelişmelerden elbette sadece ve yalnızca Türkiye sorumlu değil. Ama Türkiye şundan sorumlu. Yani Türkiye birebir Irak'a karşı izlediği politika, Suriye'ye karşı izlediği politika bunlar başka türlü olabilirdi. Daha olumlu, daha pozitif e, politikalar e, olabilirdi. Türkiye'nin bu tercih hakkı da vardı. Yani e, Türkiye e, 2011 yılından itibaren e, Suriye'de sadece ve sadece Esad'ın iktidardan düşürülmesi hedefine yönelik bir politika izlemeyip, Suriye'deki taraflarla ilişkilerini devam ettirebilseydi, Suriye'deki kanalları, Suriyeli olan kanalları açık tutabilseydi... Şimdi en iyi e, Türkiye'de Suriye, Esad'la arası. Elbette, yani. elbette. Yani bu ilişkinin e, birdenbire bu kadar e, bozulması için de yeterli bir sebep e, yoktu. E, ben burada şunu paylaşmak isterim. Biz 2011 yılında, Eylül ayında e, Suriye'ye bir Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak e, bir ziyarette bulunduk. O ziyaret de sırasında bütün ülkeyi ve belli başlı kentlerinin hepsini gezdik. Şam'da Beşer Esat'la bir görüşmemiz oldu. O zaman yani Suriye gerginleşmeye başlamış idi ve fakat bir fiili çatışma ortamı yoktu. Ama gürültüsü geliyordu. geliyordu. Yani biz oradayken de bunu hissediyorduk. Beşer Esat bizimle uzun uzun konuştu. Dedi ki yani bizim Türkiye ile hiçbir sorunumuz yok. Türk halkıyla hiçbir sorunumuz yok. E, Türk hükümetiyle de sorunumuz yoktu. Yani ben iktidara geldikten sonra bana birçok tavsiyelerde bulundular. İşte ekonomide şöyle yaparsan iyi olur, böyle yaparsan iyi olur. Biz bunları da dinledik dedi. Fakat öyle bir noktaya getirdiler ki, diyor Beşer saat bize anlatırken, e, Son dönemlere yani 2011 ilişkilerin kopma noktasına geldiği bir noktada gerek o zamanın zamanında başbakanı gerek dışişleri bakanı Beşer de hükümetine Müslüman kardeşleri ortak olarak alacaksın diye tutturdular diyor. Ben devlet başkanıyım diyor. Bu burası benim ülkem diyor. Hükümetimde kimin olacağına, olmayacağına ben karar verdim diyor. Bu noktaya gelince diyor biraz da bunu böyle yukarıdan böyle biraz üst perdeden, e, üst perdeden bir e, üslupla aktarıldığı e, zaman diyor hayır dedim diyor. Ve ilişkiler o noktada koptu diyor. Tabii bu Beşar Esad'ın versiyonu. E, versiyonu, öyküsü. Öyle veya böyle yani Türkiye e, çok e, basit bir e, eksen üzerinden bir Suriye politikası oluşturdu. Beşar Esad gidecek, Suriye huzura kavuşacak Beşer Esat'ın gitmesi için de kim ona karşı mücadele veriyor ise ben onun yanında olacağım. Merhaba. Buydu. Bu politika değil tabii. Ama Faruk Bey şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi Beşer Esad'la Türkiye'nin olumlu bir ilişkisi vardı. Ee, beraber kabine toplantıları yapılıyordu. Ee, bir, o dönemde defalarca gidip gelirdi. Ben Beşer Esat'la e, bizzat kendim üç kere e, görüştüm. Ve o günlerde bizim gördüğümüz Türkiye'nin telkini Beşer Esat'a başka partilerin kurulmasına izin ver. Adil seçimler yap, demokrasiyi e, yavaş yavaş da olsa geliştirmeye başla, bir kısım medya hürriyeti e, sağla, bu ülkeyi demokrasiye döndür e, diyordu. E, Beşer da buna karşı tepkisi, ya organize bir şey yok, yok Türkiye, Suriye'de, siyaset yok. Eğer ben hemen şimdi böyle bir şeye girişirsem, Müslüman kardeşlerden başka organize bir grup yok. Bir tek onlar bir seçimde varlık gösterebilirler. Ama onların da ülke yönetecek ne kadrosu ne tecrübesi var diyordu. Ama Türkiye'nin önerileri çok yaban atır gibi değildi. Bana şöyle geliyor sanki, Fransa'nın acil harekete geçmesi, Fransa'nın fazla ateşli tavrıyla beraber Türkiye yalnız kalmaktan korkarak sanki bu ilişkiyi bu noktaya taşıdı mı acaba diyorum. Şimdi hani en başta söylediniz ya yani bölgede hatta Suriyeli olup bitenlerden sadece Türkiye sorumlu değil. Aynen katılıyorum. İşte bu noktada yabancı yani bölge dışı ülkeler, bölge dışı ülkeler. İlk Çünkü Fransa, Suriye biz de yabancıyız neticede Tabii yani ki. akrabalık ilişkilerimiz falan vardı. Orası başka bir ülke, Burası Türkiye başka, başka bir, bir ülke. ülke. E, fakat yani bölge dışı ülkeler e, özellikle daha önce orada işte İngiltere, Fransa gibi e, varlık göstermiş olan ülkelerin de e, dürtüleri ve katkıları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin de var, İsrail'in İsrail de var. De var. E, dolayısıyla yani bu iş sadece Türkiye ve Suriye arasında kalsaydı belki... ...gelişmeler bu kadar hızlı ve kötü yönde e, olmaz e, idi. E, o bakımdan e, yani bu e, Türkiye'nin telkinleri konusunda... ...yine Beşer Esad'ın söylediklerini hatırlıyorum. Ki e, biz e, Suriye'den e, dönüşümüzde bütün e, bu hususları... ...bir rapor halinde Bizim Dışişleri Bakanlığı'na da sunduk. Yazılı olarak sunduk. Yani hiçbir şeyde saklamış değiliz. E, Beşer Esad'ın Esad söylediği... E, doğrudur yani ülkemde reformlara ihtiyaç var ben de bazı adımlar atmaya çalışıyorum ama bunlar da yankı bulmuyor yani muhalefet tarafından ne benimseniyor ne de yeterli bulunuyor şeklinde belki biraz hani on, on işine, işine gelen bir söylemle anlatıyordu yoksa yani bu kadar ülkesine hakim olan bir insan istediği reformları da Rahat e, rahatlıkla yaptırabilirdi Peki şimdi... dolayısıyla Esad'ın da çok sorumluluğu var vardı, yani, muhakkak var var sizin buraya yaptığınız, o, Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin yapmış olduğu ziyaretin e, ya hemen sonrasında ya da o günlerde e, biz başbakanla beraber e, uçakta gidiyorduk, gazetecilerle e, sohbet ediyordu başbakan. E, sizin ziyaretinizden, CHP'nin ziyaretinden çok e, olumsuz bir tablo ile ki çok yanlış. Ben de kendisine şunu söyledim, Hı -hı. yani diğer gazetecilerin de e, gözü önüne dedim ki, e, sayın başbakan, yani tamam siz böyle, böyle görüyorsun ama ben dedim öyle görmüyorum. Dedi ki, başka nasıl görebilir ki? Dedim ki, ya, si, şu anda sizin bir diplomatik ilişkiniz yok. Ama bir komşumuzla öyle veya böyle bir ilişki kurmak zorundayız. Yarın öbür gün bu ilişki çok da gerekebilir. Ee, o yüzden dedim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gayri resmi bir arka kapı ilişkisi içerisinde olması... ...Türkiye'nin lehinedir dedim. Verdiği cevap şu oldu, dedi ki, evet böyle bir şey olsa lehinedir ama... ...Cumhuriyet Halk Partisi böyle yapmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bize ihanet ediyor dedi. Siz orada ne görüştünüz? Biz orada... E, Türk hükümetini ve Türkiye'nin Suriye siyasetini eleştirmek için gitmedik. Gittiğimiz tarihte Suriye'de bir takım ciddi sıkıntıların olduğunu buradan dahi yani Türkiye'de otururken dahi hissediyorduk, hissedebiliyorduk. Evet. O bakımdan biz komşu bir ülkede ve durumun belki daha kötüye gideceğini hissederek birinci elden birinci elden gerçekleri öğrenmeye gittik. Tek amacımız oydu. Biz hükümetten de bahsetmedik. Hı hı. Biz AKP'nin siyasetinin doğruluğundan ya yanlışlığından da bahsetmedik. Biz muhataplarımızı dinledik. Esatla görüştük. Millet Meclisi Başkanıyla görüştük. bütün büyük şehirlerin valileriyle görüştük. Halkla temasımız olmadı. Çünkü yani denetimli biz ziyaret bunu açıkça söylüyorum. ama yani o gittiğimiz tarihte, gittiğimiz tarihte öyle bir fazla... E, sıkıntı e, doğrudan doğruya hele bize yönelik bir sıkıntı e, hissetmedik. Şimdi e, bu e, bakış açısı Sayın Cumhurbaşkanının, Taba'nın başbakanının bakış açısı şu anlamda doğru değil. Türkiye'nin bütün bu ülkelerle kararlarını açık tutması lazım. Buna Mısır da dahil, dahil. Suriye de dahil, Irak'taki dahil, Bağdat her şey hepsi dahil. E, bunu hükümet kendi eliyle bütün bu e, kanalları e, kesip kapattığına göre. E, muhalefet de bu ülkenin bir parçası. Bizim de görevimiz bu kanalları açık tutmak. Mısır'a bunun için gittik, e, Irak'a bunun için gittik, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla Suriye'ye bunun için gittik ve bunların faydasını da gördük. Faydasını da gördük. Hükümet en e, e, minimum şekilde, en az şekilde e, bu bizim yaptığımız ziyaretlerin sonuçlarına biraz itibar edebilseydi e, bu ülkelerle ilişkilerimiz bugün olduğu kadar e, kötü olmazdı. Türkiye artık Türk vatandaşları bütün bölgede istenmeyen insanlar haline geldi. Libya'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da bu olacak şey değil. En sevildiğimiz, en sevdiğimiz e, coğrafyada e, Türkiye, e, kötü istenmeyen e, ülke haline geldi. Peki mesela şimdi ilişkimizi bozuk olduğu ülkelerden bir tanesi de Mısır. Hatta işte ikinci bozulan ülke Mısır diyebiliriz. Gerçi hepsine böyle bir bozulup düzeldi ama Mısır'la ciddi bir gelişim yaşıyoruz. Mısır'da mesela hükümetin bir darbeyle gelmiş bir lidere karşı tavır alması doğru değil mi sizce? Doğru. Biz de darbe, darbeye karşı Mısır'daki darbeye karşı tavır aldık. Ben genel başkan yardımcısı olarak hemen yani darbeden bir veya iki gün sonra mecliste yaptığım basın toplantısında bunu açıkça ifade ettik. Cumhuriyet Halk Partisi darbeye karşıdır. İster Mısır'da olsun, ister Afrika'nın bilmem hangi ülkesinde olsun, nerede olursa olsun biz darbelere karşı izledik. Ama darbeye karşı olmak AKP'nin düşündüğü gibi o ülkenin iç işlerine karışma hakkını bize vermiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de vermiyor. E, bizim işimiz darbe olan ülkedeki gelişmeleri tekrar belki işte demokrasi açık toplum katılımcı toplum yönlerine çevirmek için dışarıdan. İstedikleri ölçüde, benimsedikleri ölçüde bu ülkelerin halklarının katkı yapmak, bunu yapmak görevimiz. Yoksa benim cumhurbaşkanım hala mursidir diyerek Mısır'ı siz dışlayamazsınız. Yani bölgede üç tane büyük ülke var. İran, Türkiye Mısır. ve Mısır. Mısır'la Türkiye ilişkilerinin bu noktada olması bölge için büyük bir kayıptır. Keza Türkiye-İsrail ilişkilerinin bu kadar kötü olması bölge için büyük bir kayıptır. Aynı şekilde şimdi biraz gerginleşen e, İran ilişkileri bakımından da e, aynı şey söyleyebiliriz. İran'la niye ilişkimiz iş, bu hale geldi? Çünkü İran'ın en zor döneminde Türkiye yanındaydı. Biliyorsunuz Amerika'nın ve İsrail'in İran'daki nükleer tesisleri, nükleer kapasite üreten e, bir takım e, üretim sahalarını bombalamaları söz konusuydu. Muazzam bir ambargo oynuyordu ve ambargo yetmezmiş gibi e, bir takım başka e, işte siber savaş unsurları falan filan derken en sonunda silahlı müdahaleye kadar e, gelmişti iş. Ambesesi diye bakılıyordu ki Türkiye devreye girdi İran'ın yanında. Ve bu müdahaleyi engelledi. Çok da doğru bir şey yaptı. Ya Yanı başımıza böyle bir savaş abi. çıkması hiç hoş bir şey değildi. Türkiye de hedef ülkelerine gelecekti. Ama bugün İran'da da kötüyüz. Yani şu anlamda soruyorum bunu. Bu aslında bir büyük bölgesel mezhep çatışmasının Türkiye'nin de içinde yer aldığı bir şekliyle alevlenmesi mi? Bu tamamen Türkiye'nin sorunu. İran'la biz İran'a kötü bir şey yapmadık ki. Şimdi tabii çok yani haklı bir gözlem, önemli bir gözlem. Ee, bölgenin tümüne baktığımız zaman bölgede dış mihrakların yani bölge dışı ülkelerin de e, e, körüklediği, ee, biraz kışkırtmaya çalıştığı bir e, mezhep e, cephe, cepheleşmesi, kutuplaşması olayı var. E, bu e, nükleer anlaşmadan önce e, Amerika ve Batı, özellikle Avrupa bölgeye baktığı zaman e, bir gözünde İran'ı görür, öbüründe İsrail'i görür. İsrail'i koruma işgüdüsüyle görür, e, İran'ı tehlikeli hasım Peki, olarak şimdi. görür. Şimdi e, bu e, nükleer anlaşmadan sonra bu e, gözlük hafif değişti. Yani numarasını değiştirdiler. Aynen. Ama hala İran'ı tam tekin olmayan... Ama yakın gözlüğüne uzak gözlüğüne evet, geçtiğinden e, bir biraz numara biraz öyle oldu. E, fakat e, bunun bir e, mezhepsel boyutu... E, Amerika ve Batı e, bölgeye baktığı zaman... E, İran'ın e, gücünü, bölgedeki nüfuzunu... Şii e, düzeni üzerinden... Evet. E, şiileşme üzerinden, Şii varlıklar üzerinden Körfez'de çalıştı. çok egemenler. Çok. Yani Körfez ülkeleri, e, Irak, e, Hizbullah, bütün o bölgede, e, Suriye'de, Lübnan'da, e, Lübnan'da evet. her yerde e, Şiiler üzerinden bir nüfus e, şeyine girdiler. Ha, İran bunu hakikaten çok bilinçli bir şekilde mi yapıyordu? Muhtemelen evet. Yani İran çünkü çok sağlam bir devlet. Efendim. Geleneği olan bir devlet, sağlam bir evet, devlet. Evet, yani akılcı bir Tabii. şey vardır. İran'ları hiç harcamamak lazım. İran'lar çok ciddi bir devlet geleneğine, diplomasi geleneğine sahiptir. Şimdi Batı bu İran tehlikesinin ve nüfuzunun artışını gördüğü zaman bundan ürktü. Buna karşılık ne olabilir dedi? Baktılar etrafa. önce ılımlı İslam. Sonradan da bu biraz kendileri telaffuz etmemekte birlikte Şii e, e, nüfus yükselişine karşı ...bir Sünni, sünni nüfus kim bunun şeye aktörü? Türkiye. Türkiye bu gazı verdiler. Türkiye'de zaten buna e, hazır Ama bir e, bir yatkın e, bir iktidar şey var. özellikle e, lider toplum yapısı? toplum yapısı var. E, dolayısıyla bu e, yani ortadaki mezhep e, kızışması e, bu e, dış güçlerin de e, dörtüsüyle e, giderek e, güçlendi. E, sanıyorum 2012 e, 12 meclis açılış konuşmasında e, şey e, e, Cumhurbaşkanı e, Gül bir e, konuşma yaptı meclis açılış konuşması 1 Ekim. E, orada ben hala hatırlıyorum o paragrafı özellikle not etmiştim. Orta Doğu'yu bekleyen en büyük tehlike bir mezhep çatışmasıdır dedi. Şimdi onu yaşıyoruz. Yani bütün bu Suriye-Irak olaylarının e, arka planında e, bir mezhep çatışması var. Türkiye'nin maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin izlediği politikalardan dış politikanın önemli bir boyutu, ki bunun iç politika içeride de yansımaları var, e, mezhepçiliktir. Yani... E, Şeyde Mısır'da Müslüman kardeşleri tutacağız, Suriye'de Müslüman kardeşleri tutacağız, e, Tunus'ta Müslüman kardeşleri tutacağız. E, böyle bir yaklaşımla o zaman otomatikman e, karşı tarafta e, İran'da e, karşı cepheyi e, oluşturuyor ve Türkiye ve İran karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar aslında iyi yönetildi. Şimdi mezhepçiliğin, e, bitireceğim şimdi sözümü, mezhepçiliğin e, bir ötesinde ikinci bir boyut daha var. Şimdi son gelişmelerde. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan e, tuttu Putin'in e, işte e, eşit e, e, kaçak petrolünü e, Türkiye alıyor bunun içinde şunlar da var bunlar da var deyince e, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayır öyle değildi bunu İranlar yalanladı diye bir açıklama yaptı. Ne gereği vardı? Hemen arkasından İran'dan karşı açıklamalar geldi ve İran'da şu anda tamamen gereksiz e, bir e, anlaşmazlık bir e, sıkıntı. Ama İranla Irak üzerine uzun süredir bir anlaşmazlık yok mu? Yani hem Var e, hem İran hem Irak hem Suriye şimdi burada mesela dış güçler dediğiniz zaman onlara da akıl sormak mümkün değil. Bir yandan en gerilimli günlerinde Amerika Birleşik Devletleri İran'la çok sert bir gerilim yaşarken bombalama düşürürken e, Irak'la İran'la bütün diplomatik ilişkileri zaten kesikken ve ambargonun dozunu artırırken diğer yandan İran'ın Irak'ta ve dolayısıyla bütün körfez ülkeleri üzerine nüfusunu arttırmasına imkan sağlayacak bir şekilde Irak yönetiminin Şii bir başbakan tarafından götürülmesini Amerika destekliyordu. Yani şimdi bir yandan diyorsunuz ki ve herkes de görüyor ki Sünni tarafı destekliyor Suudiler ve Katarlar üzerinden Amerika ama dönüyor Irak'ta da bir Şii başbakanı destekliyor. Adam İran'ın adam olmasına hemen biraz çelişik garip değil mi onlar? Var be, yani e, ortadoğuda e, en fazla e, hiç aramadan bulacağınız şey e, çelişki. çelişkidir. E, bu Suriye örneğinde de böyle, Irak'ta da e, böyle. E, şimdi e, elbette yani bu mesela Kürt meselesi bakımından bölgesel Kürt dinamiği bakımından da e, ciddi e, e, çelişkeler. Çünkü Türkiye de pek diyor, öbür tarafta PYD ile beraber iş yapıyor. E, aynen, yani e, bu örnekleri çoğaltmak, e, çoğaltmak da e, mümkün. Ee, şeye gelince, yani İran'ın e, e, konumuna gelince, bu nükleer anlaşmadan sonra tabii e, İran'ın Batı ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile e, ilişkilerinde önemli değişiklikler Değil olmaya başladı, başladı. Başladı. Ee, ama ikisi de tetikte. Yani e, Batı İran acaba e, bir perde arkasında mı Fırıldak çeviriyor mu diye. ...sürekli bir böyle karşılıklı kuşkuyla yürütülen bir ilişki var. Ben geçen hafta Berlin'deydim. Bir düşünce kuruluşunun toplantısında Orta Doğu konularını inceleyen bir toplantıydım. İran ve Suudi Arabistan temsilcileri çok ciddi bir tartışmaya... ...yani tatlı bir tartışma, kavga şeklinde değil ama bir tartışmaya girdiler ben sonra bir söz aldım dedim ki bakın yani hakikaten ciddi görüş ayrılıklarınız var. Fakat düşünün yani bugün İran Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşabiliyor ise İran Suudi Arabistan'la haydi haydi anlaşabilmeli. En büyük eksiklik bölge bakımından söylüyorum. Bu çok genel bir gözlem bana göre de önemli. Çünkü bunun örneklerini en fazla Türkiye vermiştir bölge ülkeleri bölge sorunlarına sahip çıkamıyorlar. Hep dışarıdan dışarıdan bir parmak, e, parmak atılıyor. Hep dışarıya başvuruluyor. E, sanki Orta Doğu'nun sorunları Avrupa'da, Amerika'da e, çözülürmüş gibi. Şimdi e, Ukrayna konusunda tutup e, Türkiye'nin e, şey, ne bileyim ben Suudi Arabistan, Mısır'ın e, Avrupa'da e, düzenlenen bir toplantıya davet edildiğini gördünüz mü? Mümkün değil. Yok ama Ortadoğu'da ne varsa herkes orada. Herkes orada. Herkes orada. Ee, onun için e, e, Türkiye zamanında bunu Afganistan konusunda denedi. Afganistan'ın komşuları diye. Mısır Suriye bakımından denedi. Ee, geçen bir iki sene önce Suudi Arabistan evet. e, Türkiye, İran ve Mısır katıldı. En önemlisi Türkiye bunu Irak konusunda denemişti. Komşu ülkeler e, mekanizması e, diye. Ben hep bunu vurguluyorum. Yani bölge sorunlarının çözümü için en önce ve en fazla bölge ülkelerinin bu sorunları var. sahiplenmesi lazım. Sayın Mükeccim bir kısa ara vereceğim, devam edeceğiz sonra. ve şimdi güneyimiz ve doğumuzla konuşuyor ama esas son günlerin en önemli gerginlik noktası yukarıda kuzeyde, Rusya tarihi düşmanımız diyebilirim. Düşman lafı belki çok doğru değil ama baktığınız zaman işte yaklaşık 500 yıldır Türkiye ile yani bu topraklardaki devlet adı her neyse o gün Rusya ile sorun yaşıyor. Osmanlı en uzun savaşları Rusya ile yapmış. En ağır mağlubiyetlerini Rusya'ya karşı almış ya da en tarihi zaferlerini bazen Rusya'ya karşı elde etmiş. Ama bitmek, tükenmek bilmeyen bir çekişme var Rusya ile arasında ve bugün bu çekişme bir bahar döneminin ardından yeniden ortaya çıktı. Biz Suriye konusunda ayrıştık ama zaten başka ayrışmalar da vardı. Sonunda bir uçaklarını düşürmemiz de gerilim doğru çıktı. Nasıl bitecek belli değil. Siz mesela bu uçağın düşürülmesini normal buluyor musunuz? Şimdi önce bir, bir satır bir tari, ortak tarihimiz hakkında bir şey söylemem lazım. Evet yani 500 yıllık bir dönem içinde defalarca karşı karşıya gelmişiz. Ama aynı Rusya Türkiye'nin kurtuluş Savaşı sırasında destek Cumhuriyet olur. döneminde evet. bize destek vermiştir. Aynen, evet. Bunu da yani Rus halkına bir e, nişanı olarak hatırlatmamız, hatırlamamız lazım. Ee, Uçak sınırındaki asker, Azörgü e Aköz'de askerlerin bazıları Rus askerleri. E, bu, Rus askerleri. Evet, aynen. Ee, uçağın düşürülmesi e, kitabi anlamda doğru, doğru. hakkımızdır. Hakkımız. Hangi en, en, anlamda? Yani hava sahası ihlali var. Daha önce de olmuş. Bu ihlal sırasında uyarılmışlar, Olmuş. ilan edilmişler. Uluslararası hukuk açısından haklıyız. Evet, yani kitaba göre haklı. Ama gerekli miydi? Değildi. Bu birinci e, gerçek. E, i̇kincisi, e, hükümetin yapmamış olduğunu anladığımız, hem uçak düşürme e, olayıyla bağlantı olarak hem sonraki gelişmelerden anladığımız şu. Şimdi bu hükümet, e, Ekim ayında başlayan e, ihlallerden sonra oturup, Genelkurmay'la, diğer makam MİT'le e, oturup, arkadaşlar yani bu e, hava sahamız sürekli ihlal ediliyor. Bunu e, özellikle de öncelikle e, Ruslar yapıyor. Şimdi düşünelim, e, bu ihlaller sırasında bir tanesi uyardık, uyarıya aldırış etmedi, düşürdük. düşürdük. Düşürdüğümüzde ne olur? Bu senaryonun üzerinden gidilmiş olması lazım. Gidilmemiş mi? Yani gelişmelere baktığınız zaman gidilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hangi gelişmelerden bahsediyorum? Efendim Rus uçağı olduğunu bilseydik, düşürmezdik. İşte bir yanlışlık oldu, özür e, lafı kullanılmadan üzüntü duyuyoruz gibi. E, sürekli açıklamalar geliyor. Alttan alma şeyi var. Ki doğrudur. Alttan almak Adı lazım. Alacak. Şeyden değil, Rusya'dan korktuğumuz veya korkmamız gerektiği için değil. Ama bu işin daha fazla tırmandırılmadan, e, diyalog yoluyla, diplomatik yollardan çözülebilmesi için. Bu anlamda... E, yani yanlışlar sadece tabii Türkiye tarafında da değil. İki tane çok böyle kişilikleri belirgin olan... ...Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'da Devlet Başkanı Putin, Putin var. Bunlar biraz da bunu kişisel bir mesele haline getirdiler. Bu meselenin çözümünün zaten birdenbire devlet başkanları... ...seviyesine çıkartılmış olması da yanlıştı. Yani buna ne Putin ne Cumhurbaşkanı Erdoğan... Olayın ilk başından itibaren bu şekilde e, katılmamaları e, gerekirdi. Daha alt seviyelerde bu iş e, ele alınmış olsaydı, e, tırmandırılmadan e, çözülebilirdi. Bir şey daha yapılmadı e, bizim tarafımızdan. O da şu, e, bir tanesi işte senaryo çalışmasının yapılmadığını anlıyoruz. E, i̇kincisi de olay oldu, uçak düştü, üstelik pilotlardan bir tanesi de e, hayatını kaybetti. Evet. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan açar telefonu hemen, hiçbir açıklama yapmadan, yapılmadan, NATO lafı edilmeden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi lafı edilmeden Putin'e telefon açar. Arkadaş böyle böyle bir olay oldu. Bundan üzüntü duyuyorum. Üstelik bir de pilotunuz hayatını kaybetti. Buna da ayrıca üzüldük. Ama bu bu gelişmeyi ben seninle bizzat herkesten ve her şeyden önce paylaşmak istedim deseydi, diyebilseydi, Belki yeni durum sonra yani bugünkü gelişmelerden farklı bir seyir izleyebilir idi. Peki nereye gider bundan sonra? Şimdi baktığımız zaman çeşitli senaryolar var. Mesela bir senaryo şöyle: Bunu bazı yazarlar teori olarak tam bu netliği olsa kaleme aldırd. Deniyor ki Türkiye Rusya ilişkilerinin gelişmesinde Amerika rahatsızdı. Özellikle bu petrol boru altlarının Türkiye'den geçmesini Amerika istemiyordu ee, ve e, bu konuda rahatsızlığını Türkiye'ye bildiriyordu. Bu uçak düşürülünce birdenbire çok avantajlı bir duruma geçti e, Amerika. Bir, Rusya ile Türkiye ilişkileri bozuldu ve bu boru altları ortaya çıkmıyor. İki, Türkiye artık Kuzey Irak'ta dahil olmak üzere o bölgede Amerika'nın e, aman yapmayın dediği PYD hedeflerine yönelik saldırılarını veya işte PKK hedeflerine yönelik saldırılarını artık yapamıyor. Çünkü oradan e, bir Rus müdahalesi olabilir diye tam Amerika'nın istediğini uygun bir hal aldı iş diyerek sanki bu işin arkasında biraz Amerika varmış gibi bir senaryo yazıyorlar. Fakat NATO tarafının çok memnun olmadığını ikinci ağızlardan duyuyoruz. Tam bunlar olurken Irak'taki mesele çıktı ortaya. Irak'taki ki mesele de enteresan. Irak'a Türkiye mevcut olan altı tank ve bin civarı askerin üzerine bir yirmi tank daha ve üç binin asker daha yollama söz konusu olduğunu geçen hafta Genel Kurmaydan öğrendik. Yani bu hani Genel Kurmay böyle yapıyoruz diye bir açıklama verdi birdenbire. Şimdi bu e, açıklamayı genel kurmayla bu kadar netlikle yapınca herkes sandı ki bu konuşulmuş, Irak'la anlaşılmış. bütün paydaşlar bu meseleyi biliyor. Ve evet, no. sonra bir baktı ki Irak kıyameti koparmaya başladı. Vay sen beni toprak bütünümü nasıl e, bozmaya kalkışırsın. Ben bu ülkenin egemen... E, bir parlamentosu var, hükümeti var buna sormadan nasıl gelirsin demeye başladı. Bizi dedi ki herhalde Türkiye ile Amerika ortak bir şey yapıyorlardı. Irak'ın haberi mi yoktu? Bir baktık ki Amerika'dan da bir dakika bir dakika yollamayın dendi. Ve yeni bir gerilim kaynağı oldu. Önce Sayın Cumhurbaşkanı ki onları mı soracağız dedi. E, fakat şimdi öğreniyoruz ki e, dün ve bugün e, askerlerimiz oraya gitmiyorlar, başka bir yere gidiyorlar veya gitmiyorlar. Tam or orası da belli değil. E, burada bir tezgah kokusu yok mu? Var. Yani ben e, tezgah ve komplo teorilerine e, itibar etmeyen e, bir de, insanım ben. ama uluslararası ilişkileri evet. e, objektif, akademik anlamda objektif bir gözle incelediğiniz zaman şunları görmek mümkün. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu kadar çok boyutlu, çok gelişmiş olması ve giderek de gelişme eğiliminde olması, işte nükleer santral, e, santral yeni şey hatları, petrol boru petrol hatları. hatları, bütün bunlar Batı'yı rahatsız ediyordu, Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Avrupa'yı. Hele hele başbakan, o zamanki başbakan Erdoğan'ın işte Avrupa Birliği istemezse, NATO istemezse biz Şangay Beşiktaş'a gideriz. Bay sen misin? Bunu diyen bir zihniyetin dürtüleri Türkiye-Rusya ilişkilerinin bozulmasından bir yarar sağlar. sağlar. Ve sağladı da Sağladım. ne oldu? Birdenbire Türkiye NATO'ya döndü. NATO ile ilişkilerini Avrupa Döndü. Avrupa Birliği'ne döndü. Bir fasıl açıldı diye bayram yapıyoruz. Bugünlerde. Amerika'ya hiç olmadığı kadar taviz geldi. Aynen. Kıbrıs meselesini çözmek üzereyiz. Yani tırnak içinde söylüyorum bunu. Bütün bunlar Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu kadar süratle bozulma istidadını gösterince Türkiye'nin can havliyle tekrar eski dostlarına ve eski değil de işte ee, var olan dostlarına Avrupa'ya, Amerika'ya klasik bloğuna. Evet. Buna İsrail de dahil. Bakın evet. İsrail'le de ilişkilerde bir e, yakın zamanda Bakın, herhalde olarak. bir normalleşme olacak. E, olacak. Bütün bunlar e, hükümetin e, izlediği politikaların bir yanlış olduğunu. Yani bir uçakla Türk boş politikası bir dönüşüm gösterdi. Aynen. Yani rota değiştirdi. Rota değiştirdi. Rota değiştirdi. Yani Rus pilotları rota değişikliği yapmadı ama Türkiye bu rota değişikliğini kendisi uçağı düşürdükten sonra yapıyor diyebiliriz. Burada tabii önemli olan nokta Türkiye'nin yabancı dış güçlerin dürtüleriyle değil, istikrarlı Türkiye'nin çıkarlarına, Türkiye'nin ulusal güvenliğine, güvenliğiyle uyumlu, ee, sorumlu ölçülü politikalar izlemesi bunu yapamıyor hükümet savruluyor savruldukça hep yanlış yapıyor ee, Avrupa Birliği NATO ile ilişkilerinin e, e, maliyeti bugün Türkiye için işte ne bileyim ben Çinle yapılan füze anlaşmasının iptalinden tutun belki de iyi oldu orada bir şey demiyorum ama Avrupa Birliği ile iki alanda muhtemelen e, bir tanesi bana göre kesin, sığınmacılar konusunda çok tavizkar bir yol izledik. Geri kabul anlaşması ve vize serbestlisini birbirine bağlayarak ki ikisi apayrı konular. Konu. Ee, orada bir yanlış yaptık. Şimdi Kıbrıs konusunun süratle çözüleceği ve 17. fasıldan sonra diğer birçok faslında açılacağı gibi bir söylemle takdim ediliyor. Ee, bu 17. fasının açılması konusunda bir cümle söyleyeyim. 17. fasıl iki yıldır gündemde. Evet. Yani bu e, 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 önemli ölçüde zaten gerekleri yerine getirilmiş olan bir fasıl. Orada dişe dokunur bir tek şey var. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Bunu bu fasılda e, 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 müzakereler yapılıp e, kapatıldığı takdirde ve onu da yapabildiğimiz zaman Merkez Bankası'nı gerçekten bağımsız bir hale getirip e, Avrupa Merkez Bankasıyla entegre e, hale getirdiğimiz zaman o bir kazanç olacak. Ama Türkiye 17. fasıl ile birlikte veya onun yerine başka üç tane fasıl daha vardı. Bunlar şuraya not almıştım, onu söyleyeyim yanlış konuşmamak için. Kamu rekabet politikası, sosyal politikalar ve istihdam ve kamu ihalelere konu fasılları vardı. E, bu fasılların açılmasına Avrupa Birliği tarafından, yani bu üç ayrı faslın açılmasına Avrupa Birliği tarafından hiçbir engel yok. Ama Türkiye bu konularda Avrupa standartlarına, Avrupa Birliği standartlarına ulaşma iradesine sahip olmadığı için böyle bir pazarlık da yapmadı. Yani demedi ki, ya arkadaş 17. fasıl iyi de bunun yanında şu e, üç faslı da birlikte e, açalım. Buna Kıbrıs Rumlarının da itirazı yok, Yunanistan'ın da itirazı yok. Ama bunu da yapamadılar yani... Ee, ...başarısız bir e, pazarlık süreci e, yürüttüler. E, fakat bunu da tabii büyük bir e, zafer olarak e, ilan ediyorlar. E, burada ben e, biraz antipatik gelecek kamuoyumuz bakımından ama... E, ...gerek Başbakan e, Sayın Davutoğlu, gerek Avrupa Birliği Bakanımız... E, ...meslektaşı Volkan Bozkır, ısrarla şey diyorlar, ekibi, ekibi, e, 2016 Ekim'inde... E, Vizeler kalkacak, hı hı. E, Türkler Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne vize gidecek. Yok öyle bir şey. Mümkün değil. Şu anlamda mümkün değil. Bu 2013 e, aralığında imzalanan geri kabul anlaşması ve vize serbestlisi e, mutabakat metni diye iki ayrı belge imzalandı. Biri anlaşma statüsündeydi, meclisten geçti. Öbürü sadece bir mutabakat metni. E, bu tabii kamuoyuna da mal oldu. E, bu e, mutabakat metninde Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 ayrı koşul var. Evet. Bunlar çok ayrıntılı koşullar. Basitleri dile getirildi. işte Biometrik, yani pasaportlar falan bunlar yapılabilir. Evet. Bunlar bakma işleri. E, ama başka şeyler de var. Mesela yolsuzluk, yolsuzlukların önlenmesi, gümrük kapılarında yolsuzlukların önlenmesi gibi. Diyelim ki Türkiye mucizevi bir şekilde e, bütün bu koşulları yerine getirdi. Yine de Avrupa Birliği iki şeye bakacak. Bir geri kabul anlaşmasındaki yükümlülüklerini Türkiye'ye yeterince yerine mu? getiriyor mu? İkincisi bu yerine getirme benim vizeyi kaldırma kaldırmam için yeterli bir zemin oluşturuyor mu? Yani her şey son en sonunda dahi Avrupa Birliği'nin yapacağı ayrı bir değerlendirmeye bağlı. bağlı. Şimdi düşünün. Türkiye'de 2 milyon Suriyeli var. 3 milyon. Hatta 2.5 milyon, 3 milyon. Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen başka vatandaşlarımız da var. Tersine de bir göç oluyor. Yani Almanya'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye geri gelen vatandaşlarımız da var. Yani o günün koşullarında Avrupa Birliği'nin vizeyi kaldırmasını beklemek, hele hele Türkiye'nin o bütün koşulları yerine getirmiş olmasını ummak biraz hayacı gibi geliyor. Bu konuda sizle aynı fikir paylaştığımı ifade etmeliyim. Peki bir son bir ara vereceğim. Ee, arkasından e, ne yapmak lazım bundan sonra bu işler nasıl rayına girer? E, o konuda bir e, siyaset adamı değil bir e, diplomat olarak fikrinizi almak istiyorum. Sayın Loğlu, az önce bir cümleniz benim dikkatimi çekti. Kıbrıs'ta çözüm buluyoruz, çözüme doğru gidiyoruz dediniz ama eklediniz tırnak içinde. Niye tırnak içinde? Şu nedenle... E Özellikle bu Brüksel'de 17. faslın açılmasıyla ilgili e, olarak yapılan resmi açıklamalarda ve yapılan değerlendirmelerde e, sanki Kıbrıs'ta çözüm oldukça yakın. E, bu çözüm e, olduğunda da e, Rum tarafının e, birçok fasıl üzerindeki ambargosu kalkacak e, ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri e, çok rahatlayacak şeklinde bir ...beklenti, bir e, algı var. E, öte yandan dikkat ederseniz Kıbrıs konusu e, Türk medyasında hiç yer almıyor. Tam bir sessizlik içinde devam eden bir müzakere süreci var adada... ...Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs e, Türk tarafı arasında. E, bir başka boyut, e, yapılan son seçimlerden sonra e, Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde... Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı tamam. oldu. Rum tarafında da bir yönetim değişikliği oldu. Mustafa Akıncı şu ana kadar AKTC'de Cumhurbaşkanlığı yapmış olan liderler arasında çözüme, bunu yine tırnak içinde söyleyeceğim, en hevesli olan siyasilerden biri. Kıbrıs'ta çözüm olmalı, hiç şüphe yok. Yani bu durum devam etmemeli. Eğer makul tarafların siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm olur ise. Fakat yani Türkiye'nin bu kadar sessiz kalması, Türk hükümetinin sanki mutlaka biliyorlardır Kıbrıs'taki müzakerelerin nasıl gittiği, nereye varabileceği konusunda. Bu sessizlik ve Kıbrıs'taki temasların yoğunluğu ve üçüncü bölge, üçüncü çevreler tarafından, mesela Brüksel'de yapılan değerlendirmeler sanki hemen bir çözüme, çözüme gidiyormuş gibi. gidiyormuşuz gibi. Gidelim de, nasıl bir çözüm bu? Yani yapılan son açıklamalarda, toprak konusunda, garantiler konusunda, karşılıklı mülkler konusunda taraflar arasında bir anlaşma olmadığını biliyoruz. Yetki paylaşımı konusunda bir anlaşma henüz olmadığını biliyoruz. Yani bu gidişte sanki son anda bir Paket karşımıza konacak, Türkiye zayıf durumda, ee, Kıbrıs Türk tarafı hevesle. Ee, bu paket belki 2004'teki Annan Planı'ndan daha özel bir işte olacak ama biz işte çözüm geldi, çözüm istiyoruz şeklinde bir çözüm üstüne... Ama Annan Planı Türkiye kabul etmişti, Türk tarafı kabul etmişti, karşı taraf etmedi. Etmedi ama yani o da tarihi bir fırsat da, ama etmeyecekleri de aşağı yukarı. Ee, bizim ya yani bugün yani, de etmeyebilirler belki. E, bugün yani ikinci paket geldiği zaman Anlan planının e, tecrübesine de e, dikkate alarak eee rum tarafını, anlam planından rumlar bir zarar görmedi. Yani ananın planını reddetmekten bir zarar görmediler. Karlı. Hayır. Çıkıyor. Yani Avrupa Birliği'nin Türk tarafına, Kıbrıs Türk tarafına evet. verdiği sözlere rağmen yani doğrudan ticaret, doğrudan yardım gibi e, sözlerini dahi e, yerine getirmediler. E, benim korkum yani öyle bir girişat var ki Türkiye bu sıkışık halinde can havliyle önüne konulacak bir paketi Kıbrıs Türk tarafının da rızasıyla e, kabul edecek e, ve e, sağlıksız bir e, e, anlaşma, bir çözüm üzerinde e, anlaşmaya e, varacaklar şeklinde bir kaygım var. Peki Faruk Bey şimdi... Bu çözüme karşı olmak değil, onu söylüyorum. Anladım. E, Bereketli bir şey var benim. E, Haziran ayı içerisinde Washington'da, pardon New York'ta bir toplantı yapıldı. Ve bu toplantıya katılan taraflar enteresandı. Bir taraf Suudi Arabistan'ın e, eski, şu anda e, krallığın danışmanlığını yapan önemli bir diplomatı ve generali aynı zamanda. General. 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 Evet. E, karşı tarafta da e, İsrail'in eski Washington'daki büyük elçisi ve etkin, e, lobinin de etkin adamlarından birisi. Bir toplantı yaptılar. Bu toplantının sonuç bildirgesi diyebileceğimiz e, bir e, açıklamada şunu söyler: İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak çıkarları, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, üç ülkeden hatta mümkünse dört ülkeden toprak alarak kurulacak bir büyük Kürdistan'ın, İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak çıkarlarına çok uygun olduğu yolunda başlama yapıldı. Bu Türk kavoyunda hiç yansımadı hemen hemen. Ne zamana kadar ben bununla ilgili köşem e, yazmadığım için bir süreden beri e, bununla gibi bir tweet attım ben. Dedim ki ya böyle bir şey var, e, kimsenin bunda haberi yok, bunu nasıl değiştirir? E, Suudi Arabistan'ın Suriye konusundaki tavrını eleştirmek maksadı attığım bir tweetin e, arkasına eklemiştim bunu. Ve Türk Komünü bundan haberi oldu. Hemen birkaç köşe yazdılar, bundan yazdılar, yazdılar. Şimdi Suriye ile, pardon, e, Suudi Arabistan'da İsrail'in Türkiye karşıtında ve bir büyük Kürdistan'ın kurulması konusunda bir işbirliği içerisinde olması Türkiye'nin aslında çok ciddi bir karşı cepheyle karşı karşıya olduğunu göstermiyor mu? E, e, Kürt e, dinamiği, yani bölgesel Kürt dinamiği bakımından evet, böyle e, ciddi e, bir e, sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Tabii e, İsrail'in Öteden beri bölgede bir kendisine kardeşlik yapacak bir Kürt devleti kurulmasına Arapların dikkatinin İsrail üzerinden kısmen tamamen olmasa da kısmen bu sefer Kürtler üzerine kayması İsrail'in işine gelecektir. Ama Suudi Arabistan'ın bunda çıkarı ne? Bu hakikaten benim yanıtını tam bilemediğim bir soru. Fakat esas sorulması gereken bu açıklamalardan sonra bizim hükümetimizden kendisine en yakın, en dost gördüğü Suudi Arabistan'a herhalde bir soru falan yöneltilmedi. Niçin böyle bir açıklama yapılıyor? Hangi gerekçeyle? Ne demek istiyorsunuz? Bu şey adam dedi? kimi temsil ediyor? Ülkede yani, resmi evet, görüşünü mü anlatıyor? Yani belirttiğiniz gibi ben de bu olayı çok yakından takip ettim. Hatta sizin şeyleriniz önce siz dile getirdiniz evet. bu konuyu. Ee, önemli bir konuydu. Evet gündemde e, kalmadı yani yere etmedi ama arka planda bu e, şey içliyor. Yani çarklar Şu... e, dönüyor. Bu sadece tabi e, İsrail, Suudi Arabistan'ın bir e, görüşü değil. O çarklardan küçük bir dişli, dişli, önemli bir dişli ama küçük bir dişli e, evet. esas gelişmeler bölgede bir şey, kürt dinamiği oluşuyor. Yani son 5-6 yıldır bu böyle. Evet. Kuzey Irak'ta anayasal statüye sahip bir bölgesel Kürt yönetimi var. O 70'den beri var gerçekten. Efendim? O 70'den beri var ama giderek güçlendi. Ama hayır şimdi bu sefer yani federatif bir yapı içinde adı da konulmuş bir şekilde evet. e, ve onu da e, çok iyi e, kullanıyor bölgesel e, Kürt yönetimi. Kendi ordusunu kuruyor, kendi işte dış e, dışı e, teşkilatını kuruyor, yabancı ülkelerin temsilcilerinin temsilcilerini e, kabul ediyor vesaire. E, buna bağlı olarak e, Türkiye'de bir Kürt sorunu yeniden, biz Aynen buna yani terör de. sorunu diyoruz ama bunun altında bir Kürt sorunu yatıyor. Aynen. Suriye'de benzer gelişmeler var. Şimdi IŞİD'le mücadele bakımından Kürtler, önce Irak Savaşı sırasında Kürtler Amerika'nın kadim dostu oldu. Evet. Şimdi de karşı mücadelede Kürtler Aynen. ön planda yer aldığı için. Avrupa'nın müttefiği şu anda. Avrupa'nın müttefiği, Amerika'nın müttefiği, evet. üstelik şimdi Rusya'nın da müttefiği. evet. evet. Yani bu kadar başarılı bir şeyle, bir ne diyeyim, politikayla e, e, uluslararası kamuoyunu e, arkalarına aldılar. E, Barzani'den tutun, diğer e, Kürt yaratıcılarının… E, Müslüm Avrupa'da kabul görüyor. Aynen. E, e, bunların, e, yani bütün bu liderlerin açıklamaları var. E, e, diyorlar ki, e, Kürdistan'ın, bağımsız Kürdistan'ın kurulması e, sadece bir zaman meselesidir. Bir zamanlama meselesidir, bir zaman meselesidir diyorlar. Şimdi burada tabii ben başta kendi Kürt yurttaşlarımızı gocundurmak istemiyorum. Bölgedeki Kürtlere karşı da en ufak bir kötü bir hissiyatım yok. Böyle bir rüyaya sahip olmaları, bağımsız Kürdistan idealini, rüyasını gütmeleri ona da bir itirazım yok. Ama bu yola gittikleri takdirde ...bu bölge içinden yıllarca çıkılmayacak bir, bir çatışmaya sürüklenir. Bu ne kendilerine yani bu bundan en fazla zararı Kürtler görür. görür. En fazla zarar Kürtler görür. Ve Türkler görür. O bakımdan yani Türkiye'nin konumu çok önemliydi. Türkiye Kürt meselesini demokratik yollardan halledebilecek... Çok bu, tarihi fırsatlar geldi. Evet ama elimizden şey gibi uçurduk. Tamamen çıktı mı elimizden bilemiyorum. En Hala değil. bir meclisimiz var, mecliste partilerimiz var... E, hala bir şansımız var. E, bunun için de öneriler yapmıştık Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, zamanında. E, i̇nşallah e, bütün bu sıkıntılı dönemlerden sonra bir aklı... Peki siz bu sorunların çözülebileceğini düşünüyor musunuz? O kadar içinden çıkılması hale gelmiş görünüyor ki bütün dünyanın elini içine sokmasıyla beraber. Çok zor ama şöyle bir mecburiyetimiz var. Yani bu sorunları çözmek mecburiyetindeyiz. Bunlarla yaşayamayız. Bunlarla yaşamak hem Kürt yurttaşlarımıza hem diğer insanlarımıza... Sırf o Türkleri kastetmiyorum yani bölgedeki diğer ülkelerle olan sorunlarımızı toplamını çözebilir miyiz? İşte orada da yine Türkiye'nin öncülüğünde bölgesel bir sahiplenme dinaminin de yaratılması lazım. Yani şimdi en son Suudi Arabistan'da bir toplantıda 30'a yakın İslam ülkesi terörle mücadele konusunda ortak bir tavır aldılar. Ben bunu da olumlu görmedim. Yani onu da söyleyeyim. Yani bir e, din eksenli e, bir e, mücadele e, organizasyonu, örgütlenmesi e, bana bana biraz e, ters geliyor. Yani bütün örgütlenmelerin terörle mücadele dahil e, biraz böyle layık zeminde olması gerekir diye hı hı. düşünüyorum. Yani dini işine soktuğunuz zaman, bu İslam dini olabilir, başka, başka bir din olabilir. olabilir. Ee, işin içinden çıkılması. İşte daha çetrefilli Hele bugünkü kutuplaşma ortamında. Evet. Puan çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun. Şimdi de Ankara'dan bir konuğum olacak Sayın Tahir Hasan, Meclis Dışişleri Komisyonu e, Başkanı e, Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya e, milletvekili aynı zamanda. E, tanır mısınız kendisini? Gayet ben tanıyorum. Çok eğitimde gayet sağlam bir evet. arka planı olan evet, çok sağlam yani bir arka, arka planı olan. Kendisine de Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak buradan başarılar diliyorum. Sağ olun değerli izleyiciler birkaç dakika sonra Taha Sayın Taha Özhan'la, Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan'la aynı meseleleri ele alacağız. Evet değerli program bölümünde Sayın Taha Özhan konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili. Taha Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Evet Türkiye'nin herhalde bölgesi olarak en fazla sorunlar yumağı içerisinde kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Komşularımızın hemen hemen tamamıyla kimisi onların tavrından kaynaklanan, kimisi bizim tavrımızdan kaynaklanan ama genel olarak konjonktürden de e, kaynaklanan sorunlarla e, karşı karşıyayız. E, az önce konuğum e, bir eski diplomat, bir emekli e, büyükelçi e, idi ve o da diyor ki evet bu sorunların tamamı e, Türkiye'den kaynaklı veya Türkiye'nin o ülkelerle birebir ilişkiden kaynaklı değil e, ama Türkiye'de ciddi hatalar yaptı. E, baktığımız zaman bölgedeki gelişmelerde bu denli yoğun bir sıkıntılar içerisinde olunmasını ve bütün dünyanın elinin Türk bu bölge içerisinde olmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, Fatih Bey çok ciddi bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Aslında sadece bölgemizle ilgili değil, küresel anlamda da çok ciddi e, siyasi vakumların, boşlukların oluştuğu hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda kısmen de toplumsal düzeyde ciddi geçiş süreçlerinin ve sancılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle 1990'larda zirve yapan artık liberalizmin diyelim zaferini ilan ettiği ve iyi kötü tarihin sonunun da gelindiğini iddia eden yaklaşımın ardından çok ciddi bir boşluk dönemine girdik. Bunu isterseniz 11 Eylül sonrasıyla anlamlandırmaya çalışırsınız. Bir kırılma noktası olarak görürsünüz. Ama isterseniz de sermaye birikim süreçleri içerisinden küresel sistemin tıkanmaya doğru gittiğini okuyarak görebilirsiniz. Hiçbir şey bilmiyorsak bile sadece 1945 sonrası kurulan küresel organizasyonların cari haline baktığımızda özellikle son 10 yıldır tıkanmanın kendisini görmemiz yeterlidir. Yani hem işin küresel siyasi organizasyonlar safında mesela Birleşmiş Milletler gibi güvenlik organizasyonlarında mesela büyük bir küresel güvenlik organizasyonu diyebileceğimiz Kuzey Yarımküre'nin çok ciddi güçlerin içinde yer aldığı NATO gibi ya da ciddi müdahale araçları olarak uluslararası atom enerjisi bütün bunlarda ya idari ya siyasi ya da ekonomik mesela Dünya Ticaret Örgütü gibi yani 90'lardaki Dünya Ticaret Örgütü tartışmalarını Beklentileri hatırlayın. 2000'lerdeki Dünya Ticaret Örgütü tartışmalarını hatırlayın. Birinde çok büyük abartılı gelecek beklentileri görürsünüz. 2000'lerde ise her bir başlıkta tıkanma tartışmaları görürsünüz. Bunun Demek ki hem siyasi anlamda hem de ekonomik anlamda küresel örgütlere bile sadece bakarak çok ciddi bir tıkanma süreci içerisinde olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan düzenin ...ciddi anlamda güncellenememesi ve Kuzey-Güney ilişkilerinde yaşanan bu ciddi sıkıntı... ...geçtiğimiz 10 yıl içerisinde artık kendisini hızlı bir şekilde göstermeye başladı. Bunun üzerine 2004'ten beri başlayan enerji fiyatlarındaki çok sert hareketlenme... ...ardından 2007'de finansal krizin hissedilmeye başlanması... ...2008'de bu küresel mali krizin hızla bir ekonomik krize ve çok derin bir regresyon dönemine dönüşmesiyle beraber etrafta çıkabilecek krizlere, olaylara ne müdahale edebilecek bir küresel bakış açısı kaldı, ne aktör kaldı, ne de bunlardan dolayı kendisini sorumlu hisseden bölgesel veya küresel yapılar kaldı. Ortaya çıkan manzara bu. Bu eski bir manzarada ortaya çıkan tıkanma bir de yetmiyormuş gibi bizim bölgemizde yani 2002'den itibaren işgallerle taşlandırılmış oldu. 2002'de Afganistan işgali, 2003'te Irak işgali, ardından Gazze'nin İsrail tarafından ciddi şekilde katliamlarla, savaşlarla müdahale edilmesi, 2008'de Gürcistan'a Rusya'nın müdahalesi gibi bu bölgede özellikle çok ciddi anlamda kazan kaynamaya başladı. Arap isyanlarıyla beraber de bizim kara ve deniz sınırlarımızın şöylece gözünüzün önüne getirdiğinizde kapaca 7 tane ülkede şu an fiilen ya devlet yok ya ciddi anlamda darbe yönetimleri var ya da çok ciddi siyasi krizler var. Yani Ukrayna bir şekilde işgalle meşgul, Gürcistan kriz içerisinde, Lübnan'da siyasi tıkanma yaşanıyor, Mısır'da darbe var, Libya iç savaş içinde, Irak düze çıkamıyor, Suriye'de iç savaş var, Filistin'de işgal var gibi. Şimdi manzara bu olunca Diğer tarafa yöneldiğinizde, mesela Balkanlara yöneldiğinizde Türkiye'nin işbirliği yapabileceği, pozitif kurucu bir siyaset, ekonomik işbirliği geliştirebileceği alanlar neresi dediğinizde, orası da tam da böyle soğuk savaş sonrası çözülmenin ardından bir tıkanma, kısır döngü süreçleri yaşıyor. Balkanları geçip Avrupa'da bir işbirliği arasanız onlar da çok ciddi anlamda ekonomik krizle meşguller. Akdeniz'e inseniz Mısır'dan Tunus'a varıncaya kadar ciddi sorunlar, Avrupa tarafına geçseniz de Portekiz, İtalya, İspanya çok ciddi anlamda ekonomik kriz içindeler. Hasılı kelam yani Ankara'dan şöyle 2000 kilometre hangi yöne gitmeyi tercih ederseniz edin, çok rahat işbirliği yapabileceğiniz çok ciddi anlamda ekonomik işbirlikleri, siyasi işbirlikleri içerisine girebileceğiniz bir bölge bulmakta zorlanırsınız. Peki Türkiye için durum bu da Avrupa'daki herhangi bir ülke için 2000 kilometre herhangi bir yöne gittiğinde böyle çok şaşalı, çok parlak, çok ön açıcı ilişkiler kurabileceği bir alan mevcut mu? Onlar için de mevcut değil. Diğer taraftan da küresel ekonomik büyümede yaşanan çok ciddi düşüş. Aynı anda da Amerika'da yaşanan hem siyasi hem de ekonomik krizin daha yeni yeni en azından ekonomik ayağının çözülmeye başlarken e, siyasi ayağının da işte seçimlere gidiyoruz Amerika'da da bir kısır döngü var. Hülasa e, dünya genelinde e, ciddi anlamda bir kısır döngülerin yaşandığı e, küresel üretim kapasitesinin e, zayıfladığı finansal kırılganlıkların arttığı 90'larda yaşadığımız tarzda çok sert sermaye hareketlerinin olduğu e, bir yerlerin sermaye açlığı yaşarken bir yerlerin sermaye bolluğu yaşadığı. Ve bütün bunların hepsini oluşturduğu küresel dengesizliğin dengesi içinde yaşıyoruz. Bu da konforlu bir alan oluşturuyor. Statü koyu korumaya herkesi yöneltiyor. Özellikle e, kuzeydeki, e, batı yarım küredeki aktörler bununla ciddi anlamda siyaseten yüzleşmek yerine, ekonomik olarak yüzleşmek yerine var olan statü koyu korumayı tercih ediyorlar. Bu da çok ciddi bir geri çekilme ortaya çıkarıyor. Bu geri çekilmede de, 1945 sonrası kendilerinin kurduğu bu düzenin araçlarına ihtiyacı olan birçok aktörü araçsız bırakıyor ve karşımıza maalesef oldukça kadük diyebileceğimiz bir manzara çıkıyor. Son olarak şunu söyleyeyim, özellikle milenyumun başında önümüzdeki 25 yıl için yapılan küresel ekonomik sıralamalara baktığınızda, hiyerarşiye baktığınızda, güç dengelerine baktığınızda, ...kabaca manzara kuzeyin lehine olacak şekildeydi. Dünya Ticaret Örgütü de zaten o tartışmalar etrafında serpildi, büyümeye devam etti. Ama biz 7-8 yıl içerisinde gördük ki dünyadaki ilk 20 ekonominin, özellikle dünyadaki ilk 10 ekonominin hangileri olacağına dair çok ciddi anlamda sıralamada bir değişiklik yaşandı. Yani bu tahminler en iyi ihtimalle 2025 ve sonrası içinken 2006'da, 2007'de bir anda o listenin baştan aşağı dönüşmeye başladığını gördük. Burada temel bir sorun ortaya çıktı. Kuzey bu yaşanan listedeki devrimci hareketi ya demokratik bir şekilde sindirecekti, sermayenin demokratikleşmesine bir şekilde kapı aralayacaktı ve bu gerçekle yüzleşip güneydeki ülkelerin de yani Çin, Hindistan, Türkiye, Meksika Brezilya, gibi ülkelerin Meksika. de ...sistem içerisinde hak ettikleri payı almasına bir şekilde anlayışla karşılayacaktır. Bu çok naif bir beklenti tabii. Böyle olmadı. Ama buna mukabil aktif bir şey de yapmadılar. Var olan statikoyu korumaya çalıştılar. Bugün yaşadığımız kısır döngülerin büyük bir kısmını... ...en böyle meta teorik düzeyde bu kısır döngü okumasıyla açıklayabiliriz diye düşünüyorum. İşte bunların bizim payımıza düşen kısmı, dünyadan ayrışan negatif bir yönü var buranın... Doğrudan sıcak savaşlara dönüşen iç çatışmalara dönüşen o da yüz yıllık donmuş bir bölgenin aslında sürdürülemez düzeninin çözülme sancılarını yaşıyoruz. Buradan nereye gideceğimizi hep beraber göreceğiz ama burada iki tercih var önümüzde ya pasif duracağız ya da riskleri alıp aktif davranacağız ama kesinlikle şunu biliyoruz bölgemizdeki cari düzen e, sürdürülebilir bir düzen değil. Peki şimdi tam bu noktada Türkiye açısından baktığın zaman e, bir yandan dediğiniz gibi Türkiye açısından. Olumlu faktörler vardı, tarihi fırsatlar var gibi duruyordu baktığımız zaman. Bir yandan da bütün dünyanın elini içeri sokmasıyla birlikte Türkiye arasından olumlu görünen faktörler, bir yandan da Türkiye arasından olumsuz riskleri de içermeye e, başladı. E, bunların temelinde işte Suriye'de oluşan gelişmeler... E, Irak'ta oluşan gelişmeler, İran'ın mezhep kartıyla oyuna e, dahil olması ve normalde İran'la beraber hareket etmeyip ile berabermiş gibi görünen bir takım ülkelerin Türkiye karşıtı e, aslında el altından e, tavırları. Sanki bütün bu oyunda herkes toplanmış da Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istemiş gibi bir hava oluşmasına sebep oldu. E, burada Türkiye ne yapabilir, ne yapabilirdi veya bundan sonra oyun planında ne yapmalı? Şimdi böyle bir havanın olduğu tespiti şey değil, havada bir tespit değil. Yani bir zemini var, doğru söylüyorsunuz. Bunun da temel sebebi şu, Türkiye biraz önce siz de zikrettiniz, ben de kabaca bölgedeki ülkeleri ve kriz alanlarını saydım. Akdeniz'den Kafkasya'ya, Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar çok ciddi sıcak çatışmalı kanlı kriz alanları var. Yani sadece 2002'den bu yana bu bölgede hayatını kaybetmiş insanları herhalde, istatistik olarak bir şey yapsanız, 2 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Şimdi manzara buyken ortaya çıkan bu kriz alanı içerisinde Türkiye'nin durumu aslında çok da beklenen bir durum değil. Yani şöyle düşünün sağımız solumuz her taraftan merkez kaç diyebileceğimiz istikrarsızlık unsurları varken Türkiye bütün bu diğer ülkelerle Rusya dahil mukayese ettiğinizde siyasi anlamda da ekonomik anlamda da toplumsal anlamda da bir istikrar adası olarak kabul edilmek zorunda mukayese ettiğiniz zaman. Yani etrafımızda ciddi anlamda Avrupa'da krizler yaşanırken bizim ekonomimiz büyüyordu. Avrupa'nın kendi içerisinde toplumsal tartışmalar, Avrupa nereye gidecek, kimlik tartışmaları, yabancı düşmanlığı, mülteci sorunu konuşulurken biz başarılı olalım veya olmayalım. Kürt meselesi gibi ağır bir meseleyle muhatap olmaya başladık. İlk kez tarihimizde bunu siyasi olarak ele almaya çalıştık. Bölgemizin her tarafında mezhepçi tartışmalar yaşanırken biz kendi Alevi sorunumuzla muhatap olmaya çalıştık. Bölgenin her tarafında 50-60 yıllık devam eden 45 sonrası düzenden dolayı otomatik pilot dediğim yani küresel sisteme devredilmiş güvenlik ve siyaset nedir argümanları yerine biz kendimiz özgüvenle bir şeyler yapmaya çalıştık. Bütün bunlar hem zamanın ruhuna aykırı şeyler, etrafımızdaki zamanın ruhuna aykırı şeyler, hem de etrafımızda yaşanan gelişmelerin aslında tersine bir akım. Bu işte biraz önce sizin söylediğiniz manzarayı ortaya çıkarıyor, tabiatıyla çıkarıyor. Bu yönüyle normalde dışarıda gidip herhangi bir yerde şöyle bir analiz yapsanız Fatih Bey, işte bu bölgeleri saysanız, bunların hepsindeki ekonomik krizleri, iç savaşları, darbeleri tarif etseniz, sonra da deseniz ki ya bunların ortasında da bir ülke var, kabaca 80 milyon nüfusu var. Göstergeleri de şu. Bu ülkede durum nedir diye dört çıklı bir tahminde bulunsanız herhalde hiç kimse Türkiye'nin şu anki cari istikrarının olduğunu tahmin edemez. Eğer isim vermezseniz ülke ismi. Yani zamanın ruhuna aykırı bir şekilde hareket eden bir Türkiye var. Bu krizlerden Türkiye'nin pozitif ayrışmasını sağladı. Hem ekonomik krizlerden hem de siyasi krizlerden. Peki nedir o zaman bizim de yaşadığımız sorunlar? Bizim yaşadığımız sorunlar işte ne kadar pozitif ayrışabildiysek o aradaki açık kadar belli ölçüde pozitif ayrışabildik. Eğer bu durumlar yaşanmıyor olsaydı bugün Türkiye hem ekonomik olarak hem de siyasi istikrar ve toplumsal sorunlar anlamında çok başka bir yerde de olabilirdi. Ama ben mukayeseli bir analiz yapılması taraftarıyım. Hem yani insaf ve izan gereği hem de etrafımızdaki gelişmelere reel bir şekilde bakabilmek adına mukayeseli bir analiz yaptığımda ben Türkiye'nin birçok beladan, birçok felaketten, birçok sıkıntıdan çok büyük ölçüde uzak durmayı başardığını ve kendi konsolidasyonunu ağır aksak da olsa büyük ölçüde hayata geçirmeye çalıştığını görüyorum. Bu Türkiye açısından gerçekten pozitif bir durum. Tabii bunda ardı ardına devam eden AK Parti iktidarları, tek başına iktidarın hayata geçmiş olması, 90'larda aslında bugün birçok ülkenin ödediği maliyetleri bizim ödemiş olmamızın ciddi bir katkısı var. Peki Tağ Bey, söylediğinizde katıldığım bölümler var ama mesela eleştirebileceğimiz bölümler de var. Şimdi özgüvenden bahsettiniz. Evet, Türkiye son dönemde e, özgüvenle hareket ediyor bazı konularda. Ama mesela bazen e, özgüven fazlalığı da bir meseleleri müdahale olmuş. Mesela ben, ben, tip olarak ben de böyle bir özgüvenli bir halim vardı e, benim de. Bu yüzden de bir hafif de kabadayılığım vardı. İşte, soğukta kavga gördüm mesela araya girerim falan böyle. Ya yani bir dakika hop çekilin bekilin falan sizden emzirin diye. Veyahut da birisi bana bir şey söyledi. Dönerdim çakardım bir tane. Fakat e, bazen e, bu özgüvenim gücümle orantılı olmadığını fark ettim ilerleyen yaşlarımda. Sopa yemeye başladım. Yani gidiyorum ayıracağım derken dayak yiyorum. Veyahut da birisi bana yan bak diye vurayım diyorum. Ama adam benden daha kuvvetliymiş. Tipinden belli olmuyor veya belli olsa bile ne olacak falan diyorum. Ve dayak yiyorum mor gözle eve gidiyorum sonra. E, bazen bu özgüveni biraz saklamak veyahut da gücüyle orantılı kullanmak konusunda Türkiye'nin hata yapmış olma ihtimali var mıdır sizce? Ya eksikler muhakkak olabilir ama sizin Fatih Altaylı olarak özgüveninizin sorun yaratabileceği alanlarda sizin vazgeçme şansınız var. Yani o kavgayı görmezden gelirsiniz, başka bir yere gidersiniz. Ama biz bu coğrafyada yaşıyoruz. Millet olarak buradayız. Gidebileceğimiz hiçbir yer yok. Dolayısıyla etrafımızda bir şey varsa gerçekten buna bulaşmayalım yaklaşımı yani iyi bir temenni düzeyinde anlamlı olabilir ama yani gerçekçi olalım. Burası bizim hem belli tarihsel lisanslara sahip olduğumuz bir alan. Yani siz Türkmen Dağı bombalanırken bu şekilde, Kürtler bir yerde katledilirken sınırınızdan 10 kilometre, 15 kilometre ileride ya da hemen sınırın öbür tarafında ikiye bölünmüş kasabadaki Arap Türk vatandaşları seyredip diğer taraftakiler katledilirken bu işi uzak durma mesafenizi çok fazla ayarlayabileceğinizi zannetmiyorum. Gerçekçi olmanız lazım. Ama bu şu demek değildir. E, hayalperest bir şekilde, hesapsız bir şekilde sorunlara dalmak anlamına gelmemektedir. Bakın bütün bu eleştirilere rağmen hala fiili olarak o abartılı, işte batağa saplanma, şu olma, bu olma bunların hiçbirisi hayata geçmemiştir. Yani Türkiye her seferinde rasyonel dengeyle, ile milletinin onurunu ve tarihsel mirasına sahip çıkma e, arasındaki dengeyi e, dikkatli bir şekilde korumayı başarmıştır. Evet kısa vadede bu zamanın ruhundan pozitif bir şekilde ayrılma Türkiye açısından küresel medya operasyonlarıyla ciddi bir eleştiri nedir yüküne sebep olmuş olabilir. Ama orta ve uzun vadede bölge halkları nezdinde Türkiye gerçekten gönüllerde taht kurmuş bir ülkedir. Yani bunu Mısır'dan Suriye'ye, Irak'tan Filistin'e, ...Gürcistan'a hatta Ukrayna'ya yani bunların hepsini birçok böyle enstantaneyle ile anlatmak mümkündür. Peki bu tek başına yeterli mi? Hayır bu tek başına yeterli değil. Tam da bundan dolayı Türkiye bir taraftan da kapasite artırmaya çalışmaktadır. Şimdi bu getirilen eleştirilerin bence kaçırdığı bir nokta var. O da şu, siz işte bu motor sporlarını da biliyorsunuz araba işinde. Yani araba hareket ederken tamir etme diye bir şey söz konusu değil ama böyle bir metaforumuz var. Tarihin de bir e, pause tuşu, durdur tuşu yok. Yani biz tarihi durduracağız. O arada Türkiye'de ne kadar eksiklerimiz varsa tamamlayacağız. E, askeri eksikler, eksikliklerimiz, siyasi eksikliklerimiz, demokratik açığımızı gidereceğiz. Tam teşekküllü konsolide olmuş bir ülke olacağız. Ondan sonra da play tuşuna basacağız. Kaldığımız yerden güçlü bir şekilde e, süreçlere dahil olup devam edeceğiz. Böyle bir şey yok. Tarihin hangi anında yakalanıyorsanız, bütün eksiklerinizde, bütün kapasitenizde oraya müdahale etmek durumundasınız. Ben Türkiye'nin bu müdahale süreçlerinde ciddi anlamda kapasite artırdığını görüyorum. Bakın ben doktorada da bu Irak meselesini çalışmıştım. Evet. Bu Irak'a komşu ülkeler konferansı diye bir konferanslar dizisi yapıldı. İşgalden hemen önce başladı. Bu konferanslar ilk başlatıldığında Türkiye'ye böyle eleştiriler gelmişti. Ya sizin üstünüze vazife mi ne diye ulaşıyorsunuz falan diye. Ama Türkiye orada çok ciddi bir kapasite artırımına gitti. Uzun bir aradan sonra Türkiye devleti devlet ve devlet dışı bütün bölgeden aktörlerle aynı masaya oturdu. Bir anda açıklarını görmeye başladı. Geç kaldığı birçok meseleyi fark etti ama süreç de başlamış oldu. Türkiye orada derlenmeye, toparlanmaya başladı ve 2005'te <laughs> Irak'ta seçim yapılacağı zaman seçimlere girmek istemeyen aktörlerin büyük bir kısmı Türkiye'nin o konferanslarda oluşturduğu zemin üzerinden seçimlere Olur. dahil oldular. 2010'a gelindiğinde Irak'ta Irakiye Hareketi'nin oluşumuna yani Irak'a gerçekten derli toplu bir şekilde içinde Arabıyla, Türkmeniyle, Hıristiyanıyla, Şiisiyle, Sünnisiyle temsil eden tek hareket Irakiye Hareketi'nin oluşumuna ön zemin hazırladığı ve o hareket seçimleri kazandı. Belki de Irak'ın tek kurtuluş reçetesi oydu ama maalesef bölge içinden ve bölge dışından aktörlerin birleşmesiyle Irakiye seçimleri kazanmış olmasına rağmen Malikiye bir koalisyon hükümeti 10 ay hükümetsiz kaldıktan sonra kurdurdular. Ardından da son 4 yılda işte Irak'ın nasıl bir felakete o mezhepçi yönetim altında sürüklendiğini gördük. Bütün bunlar olurken Türk dış politika yapımındaki bürokrasi, sivil ve e, nedir resmi unsurların tamamı ciddi bir öğrenme sürecinden geçtiler. Tarihsel hafızamız yeniden tazelendi. Cumhuriyet döneminin birikimleri, Osmanlı döneminin birikimleri ilk önce acemi olarak, daha sonra daha dikkatli ve titiz olarak ve yavaş yavaş da profesyonelleşmiş bir şekilde hayata geçmeye başladı. Dolayısıyla ben bunu bir taraftan kapasite artırımı ve öğrenme süreci olarak görüyorum ama elbette ki eksiklerimizi, yapmamız gereken şeyleri de göz ardı etmeden Tabi söylediğinizin büyük bir önünde gerçek payı var. Yani Türkiye özellikle e, 2000'lerin e, 2010'a kadar diyebilirim belki e, bölgede çok ciddi bir e, denge, e, çok ciddi bir ara bulucu, çok ciddi bir bütün ...sosyal ve etnik paydaşlarla aynı masaya oturabilen ve hatta onları da aynı masaya oturtabilen ülkeydi. Ee, Suriye-İsrail geriliminde, Mısır-İsrail e, sorunlarında hepsinde Türkiye'nin ara buluculuğu e, söz konusuydu. Hepsinde Türkiye bir şekliyle bu e, siyasi e, tarafların tamamıyla diyaloğunu sürdürebilen... E, ...belki de dünyadaki yegane ülkeydi e, ve çok ciddi e, fonksiyonu vardı fakat ben mesela bunun ilk sinyallerini, negatif yöndeki ilk sinyalleri, bundan batının özel bir rahatsızlık duyduğu sinyallerini 2005'te aldım. Hatırlayacaksınız 2005 yılında evet. e, Ortadoğu evet. ile ilgili e, Londra'nın da İngil, İngiltere'nin e, öncüne düzenlenen bir konferans vardı. Ve bu konferansa bölgedeki herkes davet edildiği halde, Türkiye nedense ki o günlerde hiçbir kimseyle sorunumuz olmadığı halde ve bütün ortaklarla görüşebildiğimiz halde Türkiye davet edilmedi. O sırada Türkiye Başbakanı e, Güney Afrika gezisinde, Afrika gezisindeydi. Biz de hayretle dedik ki ya nasıl Türkiye burada olmaz dedik. İlk işaret orada geldi. Fakat sonrasında Türkiye'nin de bölgedeki ülkelerle... Peş peşe sıkıntılar ortaya çıktı. İsrail ile Gazze kaynaklı bir sıkıntımız ortaya çıktı. Arkasından Libya'da e, soğukkanlı tavrımızı korumaya çalışmamıza rağmen... E, ...Fransa'nın e, her zaman olduğu gibi aceleci e, ve biraz da maceracı tavrıyla Türkiye'de işin içerisinde bir şekliyle istemediği bir şekilde yer aldı. Sonrasında Mısır'da ortaya çıkan olaylar, Arap Baharı sırasında ortaya çıkan olaylar, Mısır'ın demokrasi deneyimi, kısa süre bir demokrasi deneyimi ve ardından darbesinden sonra Türkiye mesela Mısır'a karşı aşırı sert bir tavır aldı ve Mısır'la ilişkini dondurmak zorunda kaldı. Keza... ...Suriye'yi dünyaya kabul ettirme konusunda çok ciddi çaba sarf ettik. Suriye bir terörist ülke olarak nitelenirken ve dünyadan dışlanmışken... ...Türkiye Suriye'nin elinden tutarak dünyaya Suriye'yi lanse etmeye çalıştı. Suriye'ye demokrasi getirmeye çalıştı. Fakat Suriye ile Batı arasında bir kopma yaşandığında ...Türkiye Suriye ilişkisini herkesten daha hızlı bir biçimde bozdu. Ve bugün baktığımız zaman... Keza e, Irak'ta dediğiniz gibi e, Türkiye çok demokratik bir oluşum için öncülük yaparken orada müttefikimiz ve bölgede beraber hareket ettiğimizi düşündüğümüz Amerika kalktı götürdü orada İran yanlısı bir yönetici, Şii yönetime e, Irak'a emanet etti ve Türkiye'de sorunlar e, başladı. E, Türkiye bu, buradaki e, yumuşak herkese diyalog tavrını bozmakla sizce hata yapmadı mı? Şimdi yani bunu bir taraftan böyle okuyabilirsiniz ama diğer taraftan bütün bunların ismine biz politika yapımı diyoruz, dış politika diyoruz. Yıllarca maalesef Türkiye'de olmayan, eksikliğini çok derin bir şekilde ihtiyacını hissettiğimiz şeyin ismi bu, dış politika. Ben buna şey diyorum, yıllarca dış ilişkiler vardı, doğrudur. Bir Türkiye'nin dış ilişkiler zemini vardı, bir perspektifi vardı. Dış ilişki meselesi politikasız olduğu andan itibaren dünyanın en rahat işine dönüşüyor. Yani son tarihte bir pozisyon almadan birisiyle ilişki kurmaktan daha rahat bir şey yok. Yani hiçbir şekilde rahatsız etmezsiniz o aktörleri. Neredeyse nütral bir şekilde, nötr bir şekilde bunlarla muhatap olursunuz. Onlar da sizinle muhatap olurlar. Yıllarca böyle geçti. Yetmiyormuş gibi Doğru, Türkiye bir de bir kampın içerisinde gereğinden fazla abartılı bir şekilde yer aldı ve bir otomatik pilot gelişti. Yani bir güvenlik ihtiyacı olduğunda... NATO pilotunun ötesine, otomatik pilotun ötesine geçmeyen bir bakış açısı, bir siyasi perspektife ihtiyaç olduğunda da belli başkentlerin vizyonunu aşamayan, kendisine ait olmayan, yerli diyemeyeceğim bir yaklaşım sergilendi. Bunların da hepsi kapaca dış ilişkiler zemininde yürüdü. Dış politikaya geçişi biz hiç görmedik neredeyse. Zaten AK Parti iktidarları aslında bir dış politika krizinin içine doğdu. O gün bir karar verilmesi gerekiyordu. Fiilen ne olacağına karar verilmesi gerekiyordu. Irak işgalinden bahsediyorum. Biz tezkerenin bir şekilde reddedilmesinden itibaren aslında kabaca bir dış politikaya doğru yürüme kararı almış olduk. Yani dış ilişkilerden çıktık, dış politikaya doğru evrilen bir süreç başladı. O gün bugündür de dediğim gibi eksiğiyle fazlasıyla bu dış politika yaklaşımı kendi içerisinde getirileri oldu, eksikleri oldu, risk alanları oluştu. Türkiye'nin muhatap olduğu aktörlerde çok ciddi değişimler yaşandı. Bundan kaynaklı pozisyon değiştirme ihtiyaçları doğdu. Ama son tahlilde artık Türkiye'nin bir dış politikası var. Canlı bir dış politika tartışması var. Bunu hayata geçiren bir canlı bürokratik zemini var. Artık pozisyon alan, almak zorunda olan, pozisyon almadığı zaman çok daha fazla kaybedeceğini hesap eden bir yaklaşım var. Bundan da ben geri dönüş olduğunu düşünmüyorum. Ve bu sadece AK Parti meselesi de değil. Tarihin de bu coğrafyanında, Cumhuriyet'in de ondan önce Osmanlı'nın da aslında bizlerin üzerine yüklediği ve kolay kolay da kaçamayacağımız bir sorumluluk olanı olarak görüyorum. Yani benzer bir yaklaşımı mesela Osmanlı'dan hemen Cumhuriyet'e geçiş yıllarında ee, ...özellikle 1960 ile 2000 arasında o sergilenen dış ilişkiler yaklaşımını... E, ...Cumhuriyet'in başlarında sergilendiğinin bir simülasyonunu yapsanız... ...emin olun karşınıza bir felaket çıkar. Çünkü hiçbir şeyin riski alınamaz duruma gelir. Adım atamazsınız, kımıldayamaz hale gelirsiniz. Evet, risk alırsınız. Bunların bazılarının faturası olabilir. Ama son tahlilde e, Türkiye'den bağımsız bir şekilde... Türkiye'nin görüşü masada alınsın veya alınmasın. Türkiye'nin varlığını göz ardı edebilecek bir şekilde süreçlerin artık yürüme şansı yok. Nasıl plan yapılırsa yapılsın, nasıl bir perspektifle bakarsa baksınlar artık Türkiye bir şekilde burada aktörlerle iç içe geçmiş durumda. O dediğiniz süreç doğrudur. Yani 2005'teki şeyi ben de hatırlıyorum. Hatta bir şey daha ekleyeyim ben. Yani 2006'da Filistin'de ilk kez seçimlerin yapılması ve ardından da Hamas'ın Seçimleri kazanmasıyla birlikte Türkiye ilk kez seçilmiş bir hükümeti Filistin'den buraya davet etti. Evet. Bunu davet ederken de öyle gizli saklı bir şey yapmadı. Yani herkesin bildiği, ettiği, bu işin paydaşı olabilecek İsrail'den Amerika'ya kadar, Avrupa'ya kadar herkesin gördüğü bir şekilde yaptı. Ve şuna yatırım yaptı Türkiye. Ben meşru bir şekilde seçimlerle gelen bütün aktörlerle yoğun bir ilişkimi sürdüreceğim. Benzer şekilde demokratikleşme taleplerini kendim de çok sancılı dönemlerden geçtiğim için dile getiren bütün aktörlerle de elimden geldiğince destek ilişkisi içerisinde olacağım. Şimdi Suriye meselesini hatırlayın. İlk 8 ayı hatırlayın. Yani 2011 Eylül ayında Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya kadar olan süreçte Türkiye yaklaşık 8 ay bütün siyasi çözüm alanları için kendisini parçaladı. Yani yapılmadık öneri kalmadı. Doğru. Ama hiçbir şekilde adım atmadı bazı yönetimi. Ardından Annan planı, Brahimi planı, Arap Digi planı, Türkiye Mısır, İran Suud ortak girişimi, Suriye dostları konferansı girişimi, Birleşmiş Milletler girişimi, Avrupa Birliği Türkiye girişimi. Bütün bu planların hepsini Türkiye ya hazırladı ya çok aktif destek verdi. Bazı yönetimi de sağ olsun. Bütün bu planların hepsini kabul etti ama bir tek maddesini bile hayata geçirmedi. Dolayısıyla sizin kurduğunuz ilişkide karşınızdaki aktörün rasyonalitesi ve ciddiyeti ve ahlaki kadar e, sizin siyasetinizin derinliği hayata geçebilir. Maalesef olmadı. Sonuç e, 20 küsür milyonluk e, ülkenin e, nüfusunun yarıdan fazlasının ülke içinde ve dışında mülteci konumuna düştüğü, yarım milyona yakın insanın hayatını kaybettiği bir felaket tablosu ortaya çıktı. Ve bu bazı e, Kağıdına yatırım yapanların tamamı da için içinden çıkamadıkları bir durumdalar evet. ee, yapabildikleri tek şey herkesin gelip bir şekilde müdahil olduğu ama hiç kimsenin nasıl çıkışın olduğunu gösteremediği ve e, acı gerçeği telaffuz etmekten çekindikleri sürece de sürecin bir yere gidemediği bir kısır döngüye denk geldik o da şu acı gerçek yani bu bazı yönetimi ortadan kalkmadığı sürece e, Suriye'deki bataklığın kuruması ve bu terör örgütlerinin de ortaya çıkışının engellenmesi mümkün gözükmüyor. Biz bu perspektifi yıllardır dile getiriyoruz. Kapıların arkasında bunlar yıllarca bize destek şeklinde söylendi. Ama şimdi yeni yeni artık buraya doğru Viyana ve Riyad sonrasında bir eğilim var. 4 yıl sonra, 4 yıl önce dile getirdiğimiz şeyler bu noktaya geldi. Bakın benzer bir şey, gönlümüz istemez ama Mısır'da da her geçen gün dikkatler tamamen uzaklaştığı için birikerek geliyor. Yani şu an Suriye'deki mülteci krizinden dolayı panik olmuş Batı, 90 milyonluk Mısır'da her geçen gün felakete doğru gidiyoruz. Ve Mısır'ın patladığı bir senaryoda şu an yaşanan mülteci krizi emin olun devede kulak olacaktır. Darbe yönetimi gerçekten yaşanılamaz bir ülkeye çevirmiş durumda. Çok ciddi, ağır, günlük hayatı artık felç etmiş ekonomik sorunlar yaşanıyor. Sina'daki son uçak hadisesinden sonra geriye kalmış olan ve artık aslında çok da bir anlamı olmayan son turizm düzenli geliri de elden gitti. Ve çok büyük bir kriz orada içkin bir şekilde büyüyor. Ve maalesef bütün bunlara dair bir siyaset geliştirilemiyor. Zaten benim o küresel kısır döngü dediğim şey küresel siyasetsizlik. Yani biz ne büyük güçlerin, Amerika'nın, ne Avrupa Birliği'nin, ne de Suriye'deki Rusya'nın toplamda büyük stratejilerinin veya siyasetlerinin ne olduğunu bir türlü öğrenemiyoruz. İşin acı tarafı şu çünkü böyle bir e, siyaset yok olan tek yok. şey kısa vadeli stratejik hedefler var kısa vadeli stratejik hedefler ilk anda gerçekten çok heyecan verici olur size de kazanım getiriyormuş gibi görünebilir ama orta ve uzun vadede bir girdabın içine girersiniz şu an yaşanan da budur tam da bundan dolayı Amerika'dan Rusya'ya Avrupa'ya kadar çok farklı dış politika sıfatlarıyla anılır hale geldiler. Yani bu çekimserlik, bu siyasetsizlik, bu toplamda e, grant strateji diyeceğimiz makro düzeyde hiçbir yaklaşımın sergilenememesi en fazla o ülkelerin başkentlerinde içeriden çok sert şekilde e, entelektüeller tarafından, araştırmacılar tarafından, think tankler tarafından masaya yatırılıyor, eleştiri olarak getiriliyor. E bütün bunlar olurken Türkiye kendi ölçeğinde, kendi jeopolitik hinterlandında e, elinden geldiğince dış politika geliştiriyor ve pozisyon ortaya koyuyor. Bu pozisyonlar eleştirilebilir, bunda hiçbir sorun yok. Ama dediğim gibi Türkiye'nin yeniden o dış ilişkiler düzeyine gidip nötr bir aktör olarak e, hiçbir anlamlı pozisyon alamayan bir ülke olması e, artık bunca yaşanan şeyden sonra bence beklenmemeli. Peki e, tabii Söğüt katıldığı bölümler katılmadığı bölümler ama mesela e, dediniz ya eskiden e, dış ilişkiler vardı dış politika yoktu e, dediniz. Gerçekten evet. bir payı var doğru yani e, bizim eski dış politikamız idare edelim durumu fazla ülkeye sorun yaratmayalım biz de kimseye fazla sorun almayalım e, Aman e, gidelim noktası neydi? Doğru. E, AK Parti iktidarlarının bir dış politika ürettiği, bu dış politikanın sizin de buyurduğunuz gibi... E, ...Türkiye'ye olumlu ve olumsuz bir sürü etkisi olduğu, son dönemde olumsuzlukların e, giderek e, global olarak da arttığını gördüğümüz. ...ama mesela dediğiniz gibi güvenlikçi gözle bakıyordu. Şimdi Türkiye'de mesela bugün de baktığımız zaman dış politikasında zaman zaman e, açmazlara girdiği anda eski politikalara benzer politikalar ulaşıyor. Bir örnek vereyim mesela. Külecik'e radarın konduğu dönem. Türkiye sıkıştı. Batı ile ilişkilerinde bir sorunlar yaşayacak gibi oldu. kürecik radarı konusu oldu. Arkasından yine bir sıkıntılı dönem oldu. Çok yakın zamanda incirlik ile ilgili karar verildi. Yine şimdi bir sıkıntılı dönem başladı Rusya ile. Hemen Amerika ve Avrupa Birliği ile Veneto ile yeniden ilişkiler ısıtılmaya başlandı. Yani... Baktığınız zaman aslında Türkiye'nin güvenliğe güvenlikle ilişkili dış politikası bugün de ister istemez mecburen bunu bir hata olarak söylemiyorum. Doğrusu da bu da olabilir büyük ihtimalle güvenlik riski söz konusu yine güvenlikçi politikaya dönmüyor mu Türkiye? Elbette yani güvenlikçi politika demenin kendisinde de bir negatif durum yok. Yani biz elbette ki güvenliğimizi öncelemek durumundayız ve dış politikanın ayrılmaz en temel unsurudur. Güvenlik zemini ve dünyası içerisinde bu işlerin hareket edilmesi. Bahsettiğiniz kürecik, efendime söyleyeyim diğer meselelerin tamamı da bir taraftan aniden olmuş gibi görünebilir. Diğer taraftan da bizim politik pozisyonumuzdaki ısrarımız neticesinde ortaya çıkan müzakerenin karşılığında kürecik versus şu veya budur. Yani dolayısıyla kendi kendine olan hayata geçen şeyler değil. Ve Türkiye bu konuda gerçekten ısrarcı. Birçok başlıkta kolay kolay pozisyonunu değiştirme ihtiyacı hissetmeyen ancak ülkenin milli çıkarlarına görünen veya görünmeyen bir şekilde katkı sağlayacak bir adım muhataplarından görürse belli pozisyonlarını değiştiriyor. Bu pozisyonlar da canlı olmak zorunda. Elbette değişebilir. Yani Libya örneğini siz verdiniz. Yani biz Libya'da Farklı aşamaları olan bir siyaset izledik. Bunun belli taktik hamleleri vardı. Stratejik hedefler anlamında Türkiye'nin önerisinin adımlarını. daha doğru olduğu de geçen zamanda anlaşılıyor zaten. Bir, bir stratejisi vardı. Yani dolayısıyla bizden böyle donuk bir şekilde salt bizim tarihsel sorumluluğumuza dayanan, salt bizim milli çıkarlarımızın böyle ideolojik eksenine dayanan, yani Türkiye'nin burada yaşayan insanların genel beklentilerine dayanan, ya da SALT bizim böyle askeri hedeflerimize dayanan bir stratejiyi sadece izleme gibi bir durumumuz yok. Bunların hepsi harmanlanmış bir şekilde belli bir eksen içerisinde yeri geldiğince bir plan dahilinde işlemek durumda. Aksi takdirde biz tekrar aslında o dış ilişkiler dünyası dediğim donmuş dünyaya döneriz. Yani şunlar şunlar olmazsa biz kesinlikle... Ama kesinlikle pozisyonumuzu Değiştirme, değiştirmemeyiz diyeceğimiz başlık sayısı baktığınızda toplamda çok azdır. Esnekliğin olduğu başlık sayısı çok daha fazladır. Ve bu zaman zaman da sık sık yaşanmıştır. Yani bunun en dramatik örneği İsrail'dir. Yani hatırlayınız 2009'dan beri biz kaç kez İsrail'le çok üst düzeyde gerildik. Kaç kez de İsrail'le eğer adım atarlarsa bir noktaya gelebileceğimizi söyledik ve adımlar da attık. Dolayısıyla bu karşılıklı bir ilişki ekseninde yürümek durumunda. Ama elbette biz kendimizi inkar etmeden ülkedeki insanımızın onurunu koruyarak ve milli çıkarlarımızı gözeterek. Peki az önce söylediğiniz bir şey var. Birkaç soru önce söylediğim şey var. Dediniz ki Türkiye bölge ülkelerinden pozitif olarak ayrıştı. Bölgedeki diğer ülkelerin içinde bulunduğu kaosa bakarsanız Türkiye burada bir istikrar adası gibi duruyor. Önemli ölçüde doğru bir saptama. Yani e, ne Irak'ız, ne Suriye'yiz, ne Mısır'ız, ne de başka bölgedeki... ...diğer başka ülkelere e, benziyoruz. Hayır Yunanistan, Rusya, Gürcistan hepsini dahil edin yani. Evet e, Yunanistan ekonomik olarak belki bir, bir sıkıntılar yaşadı. Evet, Gerçi evet. hala ulusal gelirleri Türkiye'den birkaç kat fazla ama... ...kendi ölçüde için ekonomik sıkıntı yaşadı ama... ...özellikle güney komşularımızdan ve hatta doğu komşularımızdan... ...daha e, iyi durumda olduğumuz bir gerçek. Ama bunda Türkiye'nin işleyen bir parlamentosunun olması... ...Türkiye'nin e, doğru düzgün evet. seçim yapabilen bir ülke olması... ...Türkiye'nin doğru düzgün e, hükümet olan hükümetleri olan ve kurumlarını e, sıkıntılara rağmen işletebilen bir ülke olmasının büyük fonksiyonu vardı bugüne kadar. Peki siz e, bütün bu bölgede bu yangın sürerken ve bölgede oyun kurucu olma özelliği taşıyabilen e, İran, Rusya, İsrail, e, Suriye e, gibi yani bunların bazıları pozitif oyun kurucu olabilir, bazıları ne gelir? Bazıları bir şey yapabilir, bazıları ortalığı karıştırabilir gibi ülkelerle bunca sorun yaşarmaya başladığımız bir dönemde Türkiye'nin bu istikrar ortamını uzun süre koruyabilmesi için ne yapması gerekiyor ya da koruyabilecek mi? Evet. Yani, yani sorun itiraf eder miyiz? E, kesinlikle ümit var. Türkiye'nin çok daha önümüzdeki özellikle 4 yıl boyunca tek başına iktidarla daha istikrarlı bir şekilde istikrarını tahkim ederek diğer taraftan da konuşmamın ilk bölümünde söylediğim kapasite artırımını çok daha kaliteli bir şekilde büyüterek götüreceğini düşünüyorum. Bunu da bizzat işin içinde görerek söylüyorum. Yani Türkiye çok ciddi anlamda kapasitesini artırıyor. Dünyadaki birçok eksen tartışması üzerinden aktör, siyasetsizliklerinden dolayı sağa sola savrulurken Türkiye iyi kötü kendi pozisyonunu tahkim etmiş bir şekilde koruyor ve duruyor. Şimdi Suriye benzeri kanlı süreçlerin yaşandığı ülkelerde, dünya örnekleri de kabaca böyledir. Bu çok uzun süre sürdürülebilir bir durum değil. Eninde sonunda bu sürece negatif unsur olarak dahil olmuş olan aktörlerin tamamı en az o iç savaştan yara alan ülkenin kendisi kadar ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun başında bölgede bir şekilde mezhepçi siyaset izleyen aktörler geliyorlar. Ve son dönemde de Rusya'nın dahil olduğu Suriye'deki dinamik geliyor. Ben eninde sonunda Türkiye'nin bir şekilde bu istikrar adası özelliğinden dolayı e, siyasi çözüm alanı açıldıkça e, yönelilecek ve e, e, söylediği şeylerin çok daha fazla dikkate alınacak aktör olmak durumunda e, kalacağını düşünüyorum. Benzer şey Irak için de geçerli. Yani Türkiye bütün bu ülkeler için aslında dünyaya açılan bir kapıya e, dönüşmüş durumda, başka gidebilecekleri herhangi bir yeri yok. Yani Suriye açısından Irak daha büyük bir felaket, Irak açısından Suriye daha büyük bir felaket. Ee, Irak, İran üzerinden bir şey yapmaya kalksa orası başka tıkanmış, donmuş bir alan gibi. Ee, benzer şey aslında Rusya için de geçerli. Yani Rusya açısından baktığınızda 2008'den bu yana, yani son 7 yıldır, Rusya'nın bir şekilde işgalle, ihlalle, ilhakla müdahil olduğu Gürcistan, Ukrayna, Kırım gibi yerlerdeki pozisyonunun müdahil olmadan öncekinden daha pozitif veya sorun çözücü olduğunu söyleyemezsiniz. Yani buralara müdahil olmuştur, doğrudur. Boluşan güç boşluğundan dolayı müdahil olmuştur. Ortaya çıkan bu çok garip, benim bir türlü çözemediğim işte bir oksimoron olan yani no boots on the ground güvenlik stratejisi bizatihi güvenlik yaklaşımın kendisini iptal eden bir yaklaşım olmasından dolayı Rusya'ya bir alan açıldı. Rusya da bunu o soğuk savaş refleksleriyle beraber değerlendirdi. Ama işin içinden çıkamadığı çok daha büyük sorunları ürettiği bir alana ulaştı. Yani buralara müdahil olmadan önceki Rusya'nın aynı yerlerdeki pozisyonuyla müdahil olduktan sonraki pozisyonu risk alanlarının çok daha fazla arttığı bir dönem yaşamasına sebep oldu. Yetmiyormuş gibi enerji politiği üzerinden Avrupa ile ve Amerika ile yaşadığı gerilim ve ambargo. Türkiye bu kısa dönem eğer retorik düzeyinde de sakin bir şekilde yönetilebilirse mümkün olduğunca ardından tekrar tıpkı Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesel yönetiminin Türkiye'ye bir kapı olarak görmesi gibi diğer bütün bu ülkelerin de ben Türkiye ile kuracakları ilişkiyi kurucu ve pozitif bir ilişki olarak görüyorum çünkü. Etrafta ben başka ekonomik ve siyasi olarak istikrarını korumuş başka hiçbir ülke görmüyorum. Dolayısıyla Türkiye bu çekim gücünü kullanacaktır. Ve bu merkez kaç kuvvetler ilk 3-4 sene sağa sola çarptıktan sonra bir şekilde en azından Türkiye üzerinden bir şeyler yapmayı diğer istikrarsız aktörlere göre tercih edeceklerdir. Bunu yaşanan bölgedeki değişimler de etkileyecek. Yani Suud'da bir yönetim değişikliği oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Mısır üzerinden bir tıkanma noktasına geldi. Şimdi yeni arayışlar içerisinde. Ee, İran benzer şekilde, özellikle son birkaç aydır Suriye'de e, ciddi sıkıntılar yaşıyor ve ilan edilmemiş bir geri çekilme süreci sürüyor. Irak'ta İran, e, Maliki ile denenebilecek e, politikaların en üst limitini fazlasıyla evet. zorladı. Evet. On binlerce insan ölmek pahasına. Yani bundan daha fazlasını Irak'ta zorlama şansları yok. Dolayısıyla orada da bir rasyonelleşme süreci yaşanıyor. İsrail benzer şekilde, yani Türkiye'siz bir şekilde... Bölgede ne konuşabilecek bir aktörü kalıyor yani Sisi'den başka ee, işte Sisi de bir taraftan Gazze'deki tünellere su pompalıyor İsrail'in bile yapmadığı şeyleri yapıyor dolayısıyla ben bir rasyonelleşme sürecinin başta bu Orta Doğu'daki aktörlerden başlayarak ardından da bölgemizde yaşanabileceğini düşünüyorum yani bunun bir garantisi yok ama işte duvara çarpa çarpa maalesef keşke böyle bir öğrenme süreci olmasın yaşandığını görüyoruz yani mesela Beş yıl, dört yıl önce siz Erbil'e gittiğinizde buna benzer analizler çok fazla hararetli bir şekilde yapılıyordu. Bir felaket tellallığı eşliğinde, işte Türkiye şöyle olacak, böyle olacak. Biz o zaman onlara da söylerdik, yani sakin tecelli edin. Son tarihte Türkiye yerinde hiçbir yere gitmiyor. Bundan daha istikrarlı bir bölge ülkesi ve Avrupa ile ve Batı ile bu kadar yakın ilişki içerisinde olan başka bir bölge ülkesi bulma şansınız yok. İyisi mi sakin tecelli edin ve dolayısıyla rasyonelleşme sürecinizi buna göre dizayn edin derdik. Oradaki gayri resmi aktörlere ama geldiğimiz süreçte o oldu. Mesela orada bir rasyonelleşme süreci yaşandı. Ben benzer bir sürecin bölgede de yaşanabileceğini yani orta düşünüyorum. Orta vadede Türkiye'nin evet. bugün sıkıntılı olduğunu ama orta vadede sağa sola çarpa çarpa herkesin doğruyu bulacağını düşünüyorsunuz. Peki e... enerji fiyatları falan da takip ediyorsunuz siz. Bu da tabii çok önemli bir dinamik olarak buna katkı sağlayacak. Ee, az önce e, Sayın Loğol'a sordum. E, bu bence önemli mevzulardan bir tanesi. E, o da şu. E, muhakkak takip etmişsinizdir. E, ben bunu e, geçtiğimiz aylarda gündeme getirdim. Daha sonra birkaç köşesi de yazıldı bunun üstüne. CFR'da yapılan toplantı. E, Suudi Arabistan Kral Başdaraşmanı e, bir general ve eski İsrail'in, Washington Büyükelçisi'nin ortaklaşa yapmış olduğu bir deklarasyon vardı orada. Ve her iki ülkenin Türkiye'ye Suriye, Irak ve hatta İran'ından da birer parça olarak Büyük Kürdistan'ı kurmalarının e, İsrail ve Suudi Arabistan'ın ortak çıkarları olacağını, e, özellikle İran ve Türkiye'nin emperyal emellerinin ancak bu yolla engelleyebileceğini e, söyleyen bir ortak açıklaması vardı. Şimdi bizim Suriye ile özellikle e, Orta Doğu politikalarında tırnak içinde sözde bizim adımız kadarıyla bir işbirliğimiz olduğunu Suriye konusunda çok paralel düşündüğümüzü e, varsayarken, bir dost ülkenin önemli bir e, isminden ve İsrail'in e, önemli bir isminden böyle bir açıklama gelmesi nasıl değerlendirilebilir dışişlere açısından? Yani Fatih Bey, şimdi birkaç başlık bir e, maalesef e, CFR yani çok ciddi ve büyük bir kuruluş olmakla beraber e, özellikle bölge çalışmaları son birkaç yıldır e, ciddi anlamda dökülüyor. Dökülüyor evet. Yani şöyle düşünün Mısır'da darbeden iki gün önce CFR başkanı e, işte darbeyi Öven yani olacak darbeyi Öven ve darbeyle beraber tıpkı Türkiye'de olduğu gibi demokratikleşmenin yaşanacağını iddia eden e, evet. bir bölge yaklaşımı var orada maalesef çok sorunlu aktörler var e, biraz da cehaletle ben açıklıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani Türkiye analizleri de yok ben CFR'ı savunmuyorum evet, ama böyle bir açıdan önceki, var ve paydaşlarından biri bir Suudi. Evet, o açıdan söylüyorum. E, Yok yani ben önce bir o ayağından başlayayım. Orada tabii Suudi yönetimini temsil açısından da bir sorun var. Yani Suudi yönetiminde ilk sözde son sözde son tahilde kral'dan. kraldan bizzat onay görmediği sürece onu çok ben açıkçası veri kabul etmekte zorlanırım. Farz edelim ki hepsi bu. Yani böyle olduğunu farz edelim. Bunların sahiplenecekleri bir açıklama olduğunu farz etsek bile ben bunun bir zemini olduğunu da düşünmüyorum. Bakın yaşanan bunca olaydan sonra emin olun hem Irak hem Suriye için başarılabilecek en zor şey ikisinin de bölünmesi. Özellikle Irak ne etnik olarak ne mezhebi olarak ne de coğrafi olarak gerçekten öyle komplo teorilerinde ya da açıklamalarda dile getirildiği şekilde bölmeniz mümkün değildir. Yani hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim ben. Yani kalemi verseniz ve gerçekten bölmek için can havliyle uğraşan bir Kürt aktöre buyur Kürdistan'ın sınırlarını çiz deseniz, ama gerçekçi bir şey çıkacağını farz edeceğiz diye sorsanız emin ol çizemez. Yani e, nereden çizersiniz? Kerkü'yü alır mısınız? Musul'u alır mısınız? Bunları aldığınızda e, nüfus bir anda Kürtlerden daha fazla Arap ve Arap dışı unsurlar olur mu? Olur. O zaman Kürdistan mı olur? Gibi yani e, Irak'ı bölmek emin olun e, Irak'ı e, bir arada tutmaktan çok daha çok daha zor. Hele Suriye. Ayrıca da buralar bölünmüş yerler. Yani 1930'lara falan gittiğinizde Buralarda bugün komplo teorisinde düzey, düzeyinde dile getirilen başlıkların tamamında Denendi. iyi kötü devletler kurulmuş. En en uzun öbürlüsü 7-8 yılda dağılmış gitmiş de devletler. Kaldı ki bunca kanlı hesaplaşmadan sonra... Bu bölgede yaşanabilecek en büyük felaket, geç kalmış bir milliyetçilik ve geç kalmış bir mezhepçilik üzerinden e, teritoryal e, zaferler ilan etmeye çalışmak olur. Bu bir felaket olur. Bu kimseye hayır getirmez. E, herkesin e, aleyhine olur. Başta da Sayın Doğulu da söyledi, Kürtlerin e, aleyhine olur. Mezhepçi bir şekilde yaklaşan varsa onların aleyhine olur. Bölgenin ihtiyacı olan şey, e, var olan sınırları anlamsız kılacak, ama hukuken çizilmiş olan sınırları da bir şekilde yönetecek çok daha işbirliği içerisinde bir bölgesel yeni düzenin, demokratik düzenin ortaya çıkması için çaba sarf etmek. Bunun da kabaca en ilkel düzeyde seçimlerin yapıldığı ve seçimlerle iktidarların değiştiği yönetimler diyebileceğimiz düzeye ilk anda ulaşabilirsek, Ardından bölgenin zenginlikleriyle beraber de demokratikleşmenin ve demokrasinin kalitesi artırılabilir. Ama bu düzeyde e, kabaca bunlar bence komplo teorisi düzeyinde kalır. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, Irak'la durduk yerde bir gerilimin e, arifesindeyiz veya içerisindeyiz. E, Türkiye'nin e, bölgede Musul'a e, bir askeri birlik takviyesi, işte mevcut olan 6 tankımız ve 1000 kadar askerimizin e, üzerine bir 18-20 tank daha yollayıp e, asker sayımızda hemen hemen 2 iki, 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 iki buçuk katına çıkarmamız söz konusuydu ve bununla ilgili bilgi açıkçası geçtiğimiz hafta içerisinde e, Türkiye'de resmi kaynaklardan e, verildi e, medyaya. medyada bunu evet. zaten ki konuşulmuş anlaşılmış Amerika ile Irak'ta konuşulmuş ve normal bir asker sevkiyatı normal bir bölgede de özellikle e, DAEŞ'e karşı oluşturulmuş bir güç gibi e, gördü Türk basını Türk halkı öyle algıladık biz ilk başta. Fakat sonra ortaya çıktı ki Irak buna karşıymış. Irak hükümeti ağır bir e, çıkış yaptı. Daha da acayibi Amerika da buna karşıymış. E, yani bir NATO ordusunun bölgede bir hareket e, Amerika bir dakika hop hop bir dakika gitmeyin falan filan e, dedi ve şimdi Türkiye o birliği oraya değil de başka bir yere yollama yer değiştirme kararı aldı. E, Burada bana garip gelen bunun ortaya çıkış biçimi. Yani sanki legalmiş gibi sunulup sonra aslında çok da öyle üzerinde ulaşılmış bir şeymiş. Yani aslında Türkiye bir yarı örtülü operasyon yaparken birdenbire bu yarı örtülü operasyonun... ...bizzat Türkiye'de resmi kurumlar tarafından açıkça ortaya çıkarılması biraz garip gelmedi mi size? Şimdi bunun bir zemini var. Bu 2015 başlarında benim de katıldığım Bağdat ziyareti sırasında aslında... Bağdat Merkezi Hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile belli bir zemin etrafında hayata geçmiş olan bir eğitim kampı. Irak'ta da tek eğitim kampımız ve askeri varlığımız o değil. Siz o değil. işte oraları biliyorsunuz. Biz yıllardır orada farklı yerlerde, farklı noktalarda askeri olarak da varlık gösteren bir ülkeyiz. Sadece o değil, siyasi anlamda da konsolosluklarımızda, e, unsurlarımızda bir şekilde e, orada olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla kimsenin bilmediği, şaşıracağı yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. E, aynı anda işte son e, aylarda eğer mecliste işte iki seçim olup yasama süreci olmasaydı ve yasama süreci devam etseydi, Katar'la birlikte muhtemelen bu da e, gündeme gelecek olan anlaşmalardan bir tanesi olacaktı. Katar'daki askeri üst meselesiyle ilgili. E, bunda şaşılacak bir durum Peki, yok. Peki niye şu bu kadar yani durum sende? Şu, işte şaşılacak durum şu, ben ona geleyim. Şimdi bu DAEŞ meselesi bir heyyulaya dönüşmüş durumda. Benim anladığım kadarıyla DAEŞ'ten, DAEŞ'i kasteden sadece üç tane aktör var bölgede. Başta biz, ardından Barzani yönetimi, ardından da Suriye muhalefeti. Bunlar DAEŞ deyince hakikaten DAEŞ'i kastediyorlar. DAEŞ deyince bir terör örgütünü kastediyorlar. DAEŞ deyince gerçekten mücadele edilmesi gereken bir örgütü kastediyorlar. Bize dikkat ederseniz iki yıldır çok böyle alçak bir iftirayla bu örgütle işte destek verdiğimiz işbirliği içinde olduğumuz medya manipülasyonu devam edip gidiyor bunun işte en son ayağını aylardır yıllardır batıda üretilen bu medya manipülasyonunu şimdi yeni tüketicisi garip bir şekilde Rusya oldu batıdaki aktörler de şimdi onu eleştirmeye başladılar yani kendilerini iki yıldır işte Hatay'daki kamyoncular üzerinden ve o düzeyde ürettikleri ne kadar dezenformasyon varsa, şimdi onlar Rusya tarafından tüketiliyor, İran tarafından tüketiliyor. Bu sefer de aynı yayın organları onları eleştirmeye başladılar. Hasılı kelam DAEŞ'le mücadele edilmesi gerekiyor. Hem Kerkük, hem Erbil ciddi anlamda bir riskin altında. Musul'un DAEŞ'e çok aniden ve Irak askerlerinin çekilerek teslim edilmesinin ardından bölgede bir risk oluştu. Musul bizim sınırımızın dibi. Ve bu mücadelenin verilmesi için de profesyonel desteğe gerek var. Bu desteği de Türkiye oradaki unsurlara, Kürt unsurlara veriyor. Olay bundan ibaret. Bundan memnuniyet duyulması lazım. Ama görüyoruz ki işte DAEŞ'te aslında DAEŞ kastedilmiyor. Zaten kastedilse bu tartışmanın buraya gitmesi mümkün değil. Fatih Bey bakın yani son 100 yıldır küresel ölçekte görülmemiş bir koalisyonun oluştuğu bir sorundan bahsediyoruz. Yani diyalektiğin sonu yaşanıyor. Yani Rusya, işte Kürtler, İran, Amerika, İsrail, Suud, herkes hem fikir olmuş bu dayış meselesi üzerinde. Devasa bir askeri koalisyon kurulmuş. Yani Körfez Savaşı'ndan daha büyük bir askeri koalisyon kurulmuş. Ama Daesh denilen örgüt varlığını sürdürüyor. Burada iki şey oluyor demektir. Bir, Daesh denilen örgüt bu küresel askeri organizasyondan daha güçlüdür. İkincisi ve gerçekçi olan, Demek ki adam gibi bu örgütle mücadele edilmiyordur. Bu bir susturucuya dönüşmeye başladı. Konu ne olursa olsun DAEŞ üzerinden bütün analizleri yapıp bölgedeki aktörler ve değişim ihtiyacı ve değişim arzusunu dile getiren herkes mahkum edilmeye başladı. Irak'taki tartışmanın da aslında makro düzeydeki zemini biraz bu. Çünkü DAEŞ ortadan kalktığı bir senaryoda Esed yönetiminin ne olacağı, Irak'taki mezhepçi yaklaşımların ne olacağı sorusu masaya gelecek. Bu soruya da maalesef o küresel siyasetsizliğin küresel düzeydeki ve bölgesel düzeydeki aktörleri cevap verebilecek durumda değiller. Yani diyelim ki bu mücadelenin sonunda Suriye'de DAEŞ ortadan kalktı. Rusya'nın pozisyonu ne olacak? İran Amerika ne olacak? İsrail ne olacak? olacak İran Amerika ne, olacak? ne diyecek? Yani Esed ne olacak işin Türkçesi? Yani do dolayısıyla böyle bir kısır e yani, döngü... Yani DAEŞ herkesin işine geldiği için artık, varlığını sürdürüyor. Ama, ama biz de artık yani bundan bıktık, yani bu entelektüel vandalizm, medya vandalizmi, bu iftira e, politikası, artık bir gına noktasına geldi. Peki Ama daha bir düzgün olabilecek yani abi, Amerikan seçimleri, Amerikan seçimleri bunu etkiler mi? Çünkü Obama'nın e, Amerika'yı daha içi dönük hale getirdiğini ve dünyadaki meselelere Amerika'nın bakışını e, biraz ne diyeyim, sizin az önce söylediğiniz şekilde belki daha nötral hale getirdiğini fazla bulaşmayalım. E, uzaktan evet hafif bir bulaşalım e, havası içerisinde olduğunu biliyoruz Obama'nın. Amerika'da seçimden sonra ister demokrata kazansın, ister cumhuriyetçiler kazansın. Seçimden sonra biraz daha kemikli bir yapı oluşmasını bekliyor mu Türkiye? Yani bu Washington'ın kendi içerisinde gerçekten bu siyasetsizlik tartışmasından çıkmasıyla alakalı. Yani biliyorsunuz 2010'dan beri işte bu Asya eksen kayması, Asian pivot dedikleri ve milyarlarca dolar harcamayı gerektiren yeni güvenlik stratejisi hayata geçmedi. Rusya meselesinde bir tıkanma yaşanıyor. Benzer şekilde bir Latin Amerika-Çin açılımı yapıldı. Orada ciddi şekilde bir sıkıntı yaşanıyor. Rakip olarak ciddi anlamda ekonomik rekabeti ve onun yükselen aktörlerini karşısına koymuş, güvenlik riskleri anlamında da terör örgütlerinden, işte El-Kaide ve Daesh'i karşısına almış bir yaklaşımın, ee, yeni dönemde ne üretebileceğini, ben aktör değişimiyle ne kadar değişebileceğini gerçekten tahmin etmekte zorlanıyorum. Kaldı ki bu aktör değişiminde de işte adayları görüyorsunuz. Ee, orada da sancılı bir durum yaşıyorlar. Evet. Yani e, elit üretemeyen bir yapı var. Kabaca iki aile son 20 yıldır e, aileden aktörler e, arzaya endam ediyorlar. E, şu an bir şey söylemek için erken ama sizin e, şu ana kadarki Obama yönetimle ilgili yaptığınız tespitler yerinde doğrudur yani. Tabii çok teşekkür ediyorum. Ee, Moralimi bir nebze olsun ee, düzelttiniz. Ee, orta vadede bu işler e, bir şekilde sağa sola çarpa çurpa da olsa, bölge ülkeleri biraz yıpransa da e... Yoluna girer dediniz. Çünkü bende hakikaten ciddi bir karamsarlık var. Gerçi Sayın Loğlu da e, moralimi e, bir miktar düzeltmişti. E, her ikiniz de moralimi biraz olsun e, düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. E, size kolaylıklar diyorum. Ben İnşallah bir İstanbul'a geldiğinizde karşılıklı daha e, rahat bir şekilde konuşacağımız bir program da yaparız. Ben Ankara'ya geldiğimde. E, kolay gelsin efendim. İnşallah. Sağ olun. İnşallah. Evet değerli izciler, e, Dış politika konuşmaya devam ettik. E, ama e, yarın akşam yine karşınızdayız. E, Haber Türk Televizyonu sağ olsun bizim abuk sabuklarımıza izin verdiği için ben biraz da eğlenceli işler yapmak Daha yanayım siyaset dışı konularda. Yarın akşam çok güzel bir programımız olacak. Hepinizi muhakkak bekliyorum, görmek istiyorum. Yarın iki çok değerli bilim insanı ile beraber olacağız. İki profesör konuğum olacak. İkinizi, i̇kisini de çok sevdiğiniz, ikisini de çok merak ettiğinizi biliyorum yarın Sayın Celal Şengör ve Sayın İlber Ortaylı ile beraber bir teke tek özel yapacağız. Celal Şengör ile hem çok tartışılan röportajını konuşacağız hem de asıl konumuz bu röportajla ilgili Celal'in yapacağı açıklamaların dışında, Celal Hoca'nın yapacağı açıklamaların dışında Orta Doğu'da tarih boyu Türk varlığını konuşacağız. Çünkü öyle zannediliyor ki Türkiye burada sadece Anadolu'da kurulmuş Türk devletine ibaret değil. Öyle zannediyor ki e, Türkler e, bu coğrafyaya 1071'den önce gelmemişlerdi. O da öyle değil. E, bu bölgede, Orta Doğu'nun tamamında, Mısır'da, bugün Suriye diyebildiğimiz topraklarda, bugün e, Irak diyebildiğimiz topraklarda, tarih boyunca hep Türkler vardı. Hep e, bildiğimiz tarih boyunca e, hep Türkler vardı. Hep Türkler e, etkili oldular. Hep Türkler e, yönettiler bizim kimisi Mısır'da, kimisi Şam'da, kimisi Bağat'a kurulmuş devletlerimiz vardı. Bu devletler bugün hala varlıklarını, insan varlıklarını sürdürüyorlar. Bunu konuşacağız tarih boyunca. Orta Doğu'daki Türk varlığını konuşacağız. Celal Şengör ve İlber Ortaylı yarın akşam saat 11'de mutlaka bekliyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.